Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuğum var. Bugün ilk defa belki dünyanın en kötü insanı ben değilim. Dünyanın <laughs> benden daha kötü bir insan olduğu iddia ediyorum. Edilen... Seni bugün halkın sevgilisi yapmaya geldim. İlker Canikli ile bir imaj operasyonu yapmak için geldim. Artık seni Türk halkı... Sevecek. Herkes, milliyetçisi, muhafazakarı, Atatürkçüsü, İslamcısı sevecek artık. <laughs> Tanımayan var mıdır bilmiyorum. <laughs> Rasim Ozan Kütahyalı efendim. Rock diye biliniyor. Niye bu kadar sevilmiyorsunuz? O, tabii bizim, yani sizin de içinde bulunduğunuz çevrede... Öyle de gençler falan, bak beni ekrana gençler 16-21 yaş kuşağı döndürmüştür. biliyorsunuz 3 sene falan tabuttaydım. Evet. Çok direnildi. Abi öyle bir direnç, ben artık ondan sonra zaten konuyu şeye dönüştürdüm. Onur mesajıydım. Bu kadar şey var. Para falan da düşünmedim. Boş kağıda imza attım. Çocukların bütün o 16-22 yaşın inanılmaz sevgisi ve desteğiyle döndüm. Ama tabii ki çok doğal olarak benim de içinden geldiğim, senin de içine doğduğun o çevre yani kemalist çevre haklı olarak kendi dünyaları açısından benden nefret ederler. Çünkü onların hegemonyasındaki Türkiye'yi bitiren sembollerden biri görürler beni. Aslında Ali Koçlu olay da özünde oydu. Fenerbahçe falan hepsi geyikti orada. Yalan. Şimdi o, aslında ben de oraya geldim. Yani diğer arkadaşlarımız da o gün fark ettiler, figürandı yani. Orada aslında ya yani Türk burjuvazisi şu an zengi hala parası var, pulu var değil mi? Koçlar, sabancılar, eczacı başı. Ama gücü yok. Yani bir pasaport yani memuru. Eski gücü yok değil. E, parası var. Para var. Para güç müdür? Türkiye'de para aynı zamanda güç değildir her zaman. Yani bir tane kafaya takmış pasaport memuru. Bir tüsiyat mensubunu 3 saat bekletir bir de taltif alır. Adam böyle inek gibi bekler. Ali Koç Fenerbahçe başkanı olup kurtardı. Fenerbahçe'nin itibariyle Ali Koç'a kimse şu an öyle bir şey yapmaz yapamaz. Ama herhangi bir ne? Yani adam milyar dolarlıktır. Bir şeyi yoktur. Şimdi o dediğin gibi eskiden bir şeyi vardı. Yani onlar bakan belirleyebilir. Bakan aradı mı emredersiniz efendim der. Medya patronları vesaire. Hepsini ben tanıdım sonra. Ki onların önemli bir kısmının tasfiye edilmesini ne? Sonra pişman oldum. Aydın Doğan falan tasfiye etmemek lazım. Yanlıştı bence. Yanlış derken sonradan pişman oldum yani. Şey bir, de... bir düzen olması lazım. Aslında gençsin. Gençim tabii. Benden genç bilmiyorum. 81'liyim de yani de benden, demek ya. Benden gençsin. Medya dünyasına çok birden girmişsin. Yani nasıl oldu iş? Şöyle şimdi ben 21 yaşında 2002 senesinde sen de iyi tanıyorsundur. Silan Çetin'le tanıştım. 2002'nin Eylül ayında. Atilla Yayla ile beraber gitmiştik. Silan da liberal kafalı, özgürlükçü kafalı bir adamdır. Orada konuşurken ederken Dedi ki ben seninle çalışmak istiyorum. Dedi. Sen manyak bir adamsın. Filmcilikle alakalı var mıydı? E, sinemayı çok iyi biliyordum yani. Sinemaya o zaman daha da iyi biliyordum. Bütün o şeyi konuştuk vesaire senaryolar. Onun nasıl film yapması gerektir. Benim ilk lafım Sinan Çetin'e sen hayatta bir başyapıt üretemedin. Halbuki sende çok bir potansiyel var. 21 yaşında bir millet şaşırdı. Nereden çıktı bu? Sinan doğru söylüyorsun dedi. Ben ya bugüne şöyle olması lazım böyle olmadı. Ben hatta abarttım sende Ridley Scott kadar yetenek var aslında falan. Tony Scott bence olmaz. Biz bu tarz harcamalara girdik. Tony Scott, Ridley Scott'ın kardeşi bence o da harcamış evet. bir yetenekti. Çok büyük yönetmendi. Atladı Brooklyn Köprüsü'nden evet. biliyorsun. Neyse orada başladık. 2002-2008 arası Sinan Çetin'le. E bütün tabii medya dünyasını falan tanıdım orada. Hmm. Ünlüler. Yani ya, ünlü prodüksiyon mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya işte metin yazarlığı yaptım, reklamları yaptık bilmem işte o zaman kas direktörü. Kas direktörü yaptık yani kas direktörünün geleni şu iyi olur falan filan ya yani işimize de geliyoruz o zaman genç olarak da bir sürü insana tanıyorduk neyse şimdi yani <laughs> evet, farklı doğru. bir dönemde olduğumuz için yani Me Too sürecinde ben hak veriyorum bütün kadınlara çünkü o süreci de yaşadım geçiş nasıl oldu? ondan sonra 2007-2008'e kadar geldi şimdi Sinan demokrat, liberal bir adamdı hiçbir tabusu yoktur Serdar öldü, ama geri kalan Platon Film ekibi öyle değildi ya. Onlar yolunda tiplerdi yani. Sinan Cittin yüzüne gülen, arkasından söven falan tiplerdi. E orada e, Platon Film'de o şey bir yapı vardı. Maalesef Sinan böyle sıkı kapitalist ama komünist bir yapı vardı. Tuval, oradan biri çıkıyor bilmem ben Sinan Cittin yeğeniyim bilmem. ne zaman bir ortam. Orada <laughs> yani o yüzden oradan ya bizim oraya Holly Hunter geldi, Lili Sobieski geldi. ne Yani çok Güzel düşünceler. Aynı Rand'ın Fountainhead ve Atlas Şurak'ta biz dizi yapacaktık. Ben senaryosunu ha. yazdım. Hala benim şeyimde vardır yani bilgisayarımda olması lazım. Sonra Amerikalılar vardır. yaptı kötü bir şey. Evet kötü bir şey yaptılar. 26 bölüm. Bir de o günkü biraz da cahil kafamız tabii. 23 yaşındayım. 26 bölüm böyle bir dizi senaryosu yazdım. Hayatı geçmedi tabii. Şeyi ya tam huzurunu TRT için yazdım. Saatleri ayarlamaya yazdım. Benim öyle bir tarafım da vardı. Tabii unutuldu geçti. Ama hayata geçemiyor onlar. Plato filmi bürokrasisi içinde. Zaten öyle cahil. Tanpınar diyorsun o kim diyorlar falan. Böyle bir ortam biliyor. Sinema alem bakma cahil bir alemdir. Sen Çok... Tanpınar okumuştun yani o zaman. Ya sen dedim ben 21 yaşında zaten Tanpınar'ından şeyine kadar yani entelektüel literatür. Yalnız hep çok... de muhalifleri okuyorsun onu da. Hayır yani şöyle ben liberal bir adam oldum. Liberal demokrat kendimi tanımadım. ya artık onu da demiyorum. Demokrat. Özgür bir şey oldu ama. ama. Bilgi Üniversitesi'nde okudum. Tabii hukuk fakültesinde. Sonra bıraktım işte. Sinan Çetin'le çalışmaya başlayınca salladım. Şeyin üzerine durmadım. Avukat falan olmak istemiyordum. Benim entelektüel, akademik literatüre hakimiyetim zaten Sinan Çetin'e çok etkiledi. Dedi ki, yani bu nasıl bir şey? Atilla'ya dedi ki profesör o zaman. Valla dedi benim birçok profesör arkadaşımın bunun kadar birikimi yok. Türkiye'de falan orada. Ondan sonra gel, geldi bir noktaya. 2007 2008 sanat alanında bir şey yapamıyoruz. İstediğimi istediğimi yapamıyorum. Avrupa yakası falan Gülse Birsel'i projeleri falan onlar yani ben orada hakikaten böyle bir e, tüm dünyada yankı yaratacak şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Cesur olalım falan filan. Her seferinde korkuyorlardı diğerleri silen bir şey yapmak istiyordu. Kalıyordu. Sonra 2007'de Türkiye'de bir Granting'in suikastı oldu. 2007 Granting suikasti. Sonra muhtıra oldu. Ben seni aç dedim ki Türkiye'nin bir dönemecindeyiz. Bunu adını koyan devrimci, güçlü şöyle generallere daha giydiren bir film yapacaksak yapalım. Yoksa abi artık ben böyle bir şey ben yani şey bir adam değilim. Para pul yolun onunla otur insanlara da saygım vardır ama öyle biri değilim. Yani o an hele daha da idealistim. Şimdi artık hiçbir umudum kalmadı Türkiye'de. Şu an Nikos Kazancakis'in türbesi vardı Girit'te biliyor musun? ...hiçbir beklentim yok... ...hiçbir umudum da yok... ...dünyanın en özgür bireyi benim... ...şu an ben oyum... ...yani benim Zeki Demir kubuzlu birleşmişsiniz yani... E, ...olabilir... ...Zeki... De, ...fena bir arkadaş... ...neyse Zeki Peki, Demir Kobuz'la konuşmayayım... ...orada şimdi, heh, taraf çıktı birdenbire... ...şimdi orada... ...27 insan muhtırası... ...bu süreçte... ...22 Temmuz'da ben tabii... ...AK Parti'ye tam bir destek... ...dedim ki artık ölümüne... ...şirin çetin de Serdar öyleydi yani kardeşim dedik bu adam dışında hiç kimse bu adamları yıkamaz. Nereden buna kani oldun? Yani ortada o, o zamanki Türkiye işindik gibi görme. O zaman bir yerde tüm general konuşuyor Mersin'de su tesisleri açılışı hop MTV bağlanıyor. Tüm general kim ulan bu? MTV CNN Türk. Aha böyle bir ortam. Ya baba bir yere albay geliyordu. Millet, ya öyle bir dönemdi hiç kendisi. Kanun. 2007 Türkiye'sinde. Ben 72 olmayım. Tabii sen biliyorsunuz. Sen, senin tarih. Şeyle bizim Ümit Zileli'nin amcasıyla da yaptıklarınız çok az, az. gibi bir anarşist bir adamdır. Gün zileli. Yani bazı yaklaşımlar. Tamam yani ordu. Tam. Heh, burada askeri vesayeti. Generallerin saltanatını. Bunu yıkmak lazım. Ama işte. Sen ya, Kemalist bir aileden geliyorken buna nasıl? Ben lisedeyken. memur lisedeyken. Ben, lisedeyken 28 Şubat oldu. Ailem Kemalistti ama okumalarla yaptıkça tabii ama şunu söylemek lazım. 90'lı yıllarda Türkiye'de aydın demek liberaller demekti. Onlar çok hegemonyaydı. Mesela YDH'nın kurulması falan, Cem Boyner'in falan. Son kendi görüşlerinin olduğunu, olmadı. kendi görüşlerinin olduğunu düşünmüyorum bugün. Cem Boyner bir Osman Kavala konserinde tek gıkını çıkaramayan bir adam. Hiçbir saygı duymuyorum ona ben. Ama o günkü YDH'ya bakın. İşte bugün 29 Ekim geliyor. Muhtemelen Boynar oldu. Kemalist şeyler verecek. E, YDH o zaman ikinci Cumhuriyet kurulsun diyor. O Atatürk dönemi bitti diyor. Kim diyor? Bunu Cem Boynar diyordu. Güler Sabancı bunu diyordu. Öyle bir akım doğdu ki bugünkü aşırı Atatürkçü olduğunu söyleyen Tüsiyat Burçmazisi o gün bambaşka bir havadaydı. Ve o gün ama... Sen buna düşün... nasıl inandın? Hayır ben şöyle. De... İşte o dönem ben bütün gazete köşe yazarlarını okuyordum ve e, Kemalistlerin kazma olduğunu görmeye başladım yani. <laughs> tamam mı? Ve burada Kemalistlerin yani genel olarak ya da sağ milliyetçi ulusalcıları yani, kastın. ulusalcılarını kastı. Tabii hepsini. O dönem belli yazarlar ben çok kıymetlidir. Benim için Ali Bayramoğlu çok önemli. Yeni yüzyılda yazardı. Etkiyen Mahçupya Radikal'de yazardı. Ahmet Altan Orada burada tam yazamazdı. O zaman bile korkarlardı. Bir Atakürt yazısı yazdı adamın tepesinde. Evet, er, tabii yani Ahmet Altan'ın yazarları. İşte... Tabii 90'lar da 90, bilmeyenler için 90. Kürt sorunun tepe Tabi Tabii tabii yani. tabii. Yani o dönem... Özgürlükçü, demokrat, Gülay Göktürk... Yine aynı şekilde. işte Ahmet Altan aynı şekilde. Biz birçok aydın... Benim için esas tabii... Etiha Mahcupyan ve Ali Bayramoğlu zirveydi ikisi. Ve... Orada gördüğün zaman... Mesela ben... 1915 Mehmet meselesi... Altan falan da vardı. Mehmet Altan da vardı ama Mehmet yani Ahmet Altan'ın yanında solda sıfırdır yani. Mehmet biraz arada çaktı geçti yani. Yani ben biraz şimdi gel yani <laughs> o konuda konuşmak istemiyorum. Gerçi şey ama Ahmet Altan bunu biliyor. Ahmet Altan'ın e, Yani hayır abi, ikinci Cumhuriyet cephesinde onlar da vardı. Onlar. E, vardı gibi. da gel yani bak ben bir şey söyleyeyim ki onu geçeyim. Ahmet Altan baba filmindeki Michael Corleone'dir. Mehmet Altan da Fred <laughs> <laughs> Onu bitirelim, geçelim. Evet, cevap geçelim. hakkı doğdu. Ya bak, ya bak. Peki. Yani Ahmet Altan, Ahmet Altan şöyle bir adamlara bak, çok önemli. Sevin sevmiyor, o da bir nefret objesi, değil mi? Ahmet Altan hapisten çıktı. Bütün muhalifler girsin diye Twitter atıyor ya böyle bir ülke mi olur ya. muhalefet falan buna palavra ya. Bütün muhalifler ha adam hapse geri dönsün diye tweet attı ya. Yani Peki. öyle. Şey, ha. sen buna inandın. Evet, gerçekten. Ya bu arada şunu gerçekten Ahmet Altanla ilgili tek bir şey söyleyeyim. Ahmet Altan babası Cetin Altan olmasına babasını aşabilmiş. Bir adamdır bu kolaycık. Çetin Altan tarihte Ahmet Altan'ın babası olarak anılacak. Mehmet Zade kardeşi diye anılacak. Çetin Hı. Altan oğlu diye Ben buna katılmıyorum ama. Ya, ya. şimdi niye konjonktür <laughs> çünkü Ahmet Altan aleyhine olduğu için sen topa girmiyorsun Altan. Yok hayır, Hatta. Hiç ayakası yok. Neyse yani Çetin ama. Çetin Altan çok büyük adam. Ya öyle ama Ahmet'in yazdığı romanlar falan Çetin'den çok üstündür. Çok üstündür. Ahmet Ahmet Altan hala hapiste değil mi bu arada? değil Ay ya hapiste <laughs> değil çıktı ama sen yerine söyleme. hapse. Alırlar tek. Göztepe'de evinde oturuyor. Buna gerçekten inandın yani. Tabii canım ya özgürlükçü ya kardeşim. Bir, Kemalistler diyorduk ki Türkiye'de İslam sorunu yoktur. Başörtüsü yasaklanacaktır. Bunlar kamu salonuna girmeyecektir. Hademe olsunlar, müstahdem olsunlar, öğretmen olmasınlar. Ee, mübaşirlikte mesela adliyelerde yeri silsinler ama avukat olmasınlar. Savcı hakim hiç düşünülemez diyor. Bu saçmalık. E, Kürtlere inkar, asimilasyon yani ben kendimi Kürt olarak düşününce bu oluyordum kendi içime böyle bir rezalet. Ha, sen Kürt müsün? Değilim canım. Ha. Hayır, tabii. Kür, Kürt Kürt olsam bunları söyleyemezdim. <laughs> <merak gülüyor> Söyletmezlerdi. Türkiye'de öyle bir hiyerarşi vardır. Değil. Türklük sözleşmesi vardır bu ülkede. Siz de Hakan Şükür'le söyleşi Türk olduğunuzu yapabildiniz. Kürt olsaydı tutuklanırdı. Unutma bunu. Türklük sözleşmesi vardır bu ülkede. Peki taraf çıktı ve onun bir FETÖ operasyonu oldu. Şimdi FETÖ deniyor. O zaman öyle denmiyordu. O bir FETÖ Değil. operasyonu muydu? Fal taraf gazetesi çıktı sonradan öyle. 2007'de Taraf Gazetesi'nin çıkışı tabii inanılmaz bir cesaret. Aslında bir yayın evi vardı arkadaşlar. E de Başar Aslan vardı. E, ee, onu hiç tanımadım. Ahmet Altan'la beraber Taraf Gazetesi'ni çıkarttılar. Ben yani de o zaman, bu bir operasyon değildi mi diyorsun? Sonradan şöyle benim düşüncem şu o konuda. Şimdi o konuda şehir efsaneleri var. Mesela sana bir şehir efsanesi söyleyeyim. Ergenekon balyoz sürecini Amerikalılar destekledi. Nah destekledi. Biz Amerikalılar o zaman desteklesin diye uğraşıyorduk. Gelip haber ekü Ulan bunlar desteklemiyor. Desteklemiyorlardı. Yalan. Amerikalıları savunmak için değil yani bilmem ne değil. Avrupa Birliği destekliyordu. Avrupa Birliği'nin tümü destekliyor. Ama Amerikalılar. Bugün askerler içeri girmiş generaller dahil. Saçma sapan yok Amerika Washington. Biraz generallerle şu psikolojisi var. Şimdi bunları işte diyelim hapse atan kim diyelim Fethullah ya da işte diyelim ben taraf Değil mi? Ahmet Altan. Bunlara bu küçük geliyor. Ne olarak ulan? Sümüklü bir Fethullah için? Bizim büyük, yani Mike Tyson dövmesi lazım. Ahmetullah <laughs> dövdü lan sizi. Abi, bir dakika sen bunu biliyor muydun o zaman? Hayır. Biliyorsunuz yaşadık. Amerikan Büyükelçiliği. Fethullah'ın dövdüğünü biliyor muydun? Şöyle, tabii bugün bakınca net. Ama o gün şöyleydi. O zaman bir koalisyon vardı tabii doğal olarak. Yani ama... Düşünüyordu. Şimdi o zamanki polisler biz Fethullahçı demiyor ki adam diyor ben içerim. Hanımın bikiniyle bilmem ne ulan. Ya yani tuhaf bir durum. Abi biz artık şeyle ilgilenmiyorduk. Bunlar nedir ne değildir. Önemli olan askeri vesayeti yıkılması. Taraf gazetesi. Yani çıktım. bir dakika dur bunu net anlayalım. Hmm. Sen bunun bir FETÖ işi olabileceğini biliyordun ve. ay bir şöyle. Şimdi o zaman bir kere FETÖ değil ama Fethullahçı polisler var mıdır? Vardır. Ya ben bunu o zaman 32. güne çıktım. Ya var kardeşim bunlar dedim. Var. Ya, tabii onlar da saygı dedim. Saygı duyuluyordu o zaman. Onlar da dedim. Ama bu şeyi falan yapmamalı. İşte sahte delil bilmem ne falan. Ama şu Fethullahçılar bir inkar ediyordu tabii. Yok öyle bir şey de bilmem ne falan. Bizim o zaman, bizim perspektifimiz. Yani Türkiye'deki demokratların, liberallerin perspektifinden bakıldığında. Yine aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın perspektifinden bakıldığında. Kardeşim önünde heyula gibi duran bir general hegemonyası var. Bunlar bir vesayet gıkın çıkamıyor bir teşkilat bir yapı bunun yıkılması lazım burada ne olacak bu ne olacak? adamlarla o ayrı bir ordu mu milis mi kuracaksın savcı polis bir şekilde bu e, o zaman darbe teşebbüsü zaten olmuş şey o 27 Nisan'da bir sürü olaylar var geçmişte yaşadıklarımız derin devlet vesaire Bu işe girince bütün Türkiye'deki demokratlar Kürtler, Dindar Müslümanlar, Ermeniler, herkes yani Türkiye'de geçmiş rejimde mağduru olmuş herkes. Solcuların da önemli bir kısmı. Bir kısmı da diyordu yiyin birbirinizi işte bir gün o. Yiyin birbirinizi de aslında generallere sahip çıkmıyordu. Gebersinler diyordu ama öbür tarafa da diyordu ben şey yapmam. Onlar kendi açılarını tutarlıydı. Abi neyse ben kendi hikayemde o ortamda ben tarafa yazılar yazmaya başladım. Ahmet Altan, Yasemin Çongar beni çağırdı ama ilk yazılar 2008-1968'in 50. yılıydı. 40. yılıydı o zaman. O 40. yıl vesilesiyle de ben denizlerin yolu bizi nereye götürür diye çok sert bir yazı yazdım. Dedim ki ya deniz gezmişler. Milliyetçiydi, ulusalçıydı. Özünde hala öyle düşünüyorum. Ama artık Türkiye'de sol o kadar kalmadı ki sola vurmayı doğru bulmuyorum. Yani ben Türkiye'de bu kadar solsuzluk beni de rahatsız ediyor. Bu kadar zengin yalakalı, bu kadar fakirlerin ezilmesi. Yani dünyanın en sağcı ülkesi Türkiye'de. Hiç tartışmasız ya. Yani. Peki evet. şimdi tarafa FETÖ aslında ya da Fethullah Gülen bilgi veriyordu. Şöyle manipüle bak, bugünden yorumluyoruz ikercim 2007-2008'de ben yazmaya başladım. Abi, aklıma ne gelirse yazıyorum. Ben tarafta Fethullah Gülen'e de çok ağır çaktım. Hiç düşünmüyorduk böyle şeyleri başta. Mesela yani manipüle edildiğinizi bilmiyor muydunuz? Ya şöyle ben köşe yazarıydım zaten. Sonradan düşününce manşetlerde baransu maransu tabii ki. Ama o günkü Ahmet Altan ve Yasemin Çongar. Bunun üzerinde gelen şey bilmem ne Fethullah mı göndermiş bunlar düşünmüyordu ki. Kardeşim önünde bir hedef var şu olabilir. Ya yani tabii ki bir hedef gazetesi. İşte gazetecilik açısından tenkit edilebilir falan. Ben kendimi gazeteci görmediğim için. Ben direkt köşe yazar olarak girdim bu işe. Hiçbir gün muhabirlik yapmadım. Dışarıdan yazı yazdım. Ahmet Altan Yasemin Çongar senin yazılar dehşet okunuyor. İnanılmaz tutuyor. Gel köşe yazar olan bizde para yok. Ben dedim para falan para Ben beş kuruş almadım tarafı. E nasıl geçiniyordun? E, vardı. Plato film vardı. Ve ailem vardı falan filan yani. Ben fakir bir halden değilim. Orada girdik. o orta sınıf hayat yetiyordu bana. Bir şey değildi yani. Ondan sonra tarafta ama şunu biliyordum. Hala çok gençsin o zaman. Çok. 27 yaşına köşe yazar oldum. Ve 27 yaşında bir anda benim yazılarıma işte Murat Belge cevap veriyor. Oral çalışlar. Bütün kemanistler zaten saldırıyor. Fethiyan Mahçupyan bir şey diyor. Ali Bayramoğlu şimdi bunların senin ismini anması. O dönemki bütün Türk Halil Berktay, bütün Türk entelektüel dünyasının e, o şuna da gidiyor. Tabii şöyle o an öyle bir dünya. Nagihan'la tanıştınız mı o zaman? O sonra yok. Nagihan'ı tanımıyorum. Ben Nagihan'ı tanımam. E, 2009-2010. Tamam yakın yani. Evet Ama işte orada e, 2008 senesinde böyle başlandı. a Taraf Gazetesi'ni söyle söyleyeyim. Mesela Taraf Gazetesi'nde One Minute krizinden sonra Fethullah Gülen, İsrail taraftarı bir tavır alınca tarafta bu çok ağır temkid edildi. İşte bunlar haksızlık edilmemesi lazım. Fethullah Gülen bir rezalete imza atmıştır, yanlış yapmıştır diye benim yazım var. 2009 One Minute'den hemen sonra ama o kadar özetlenemiyorum o zaman. Bunlara sıkıntı yoktu. Sonra bak 2012'de bile tarih adil yazılsın. Şimdi Emrah Safa Gürkan hala tarihçi kalsa yazsın diyeceğim de. O da artık ikinci ben bir şey İlber mi? Ortaylı vakası <laughs> olarak yok. Ama Emrah İlber Hoca'dan falan yüksek tarihçidir. İlber Ortaylı da 85 model araba gibi. E sizin şey dediği onu Cenk Yaltırak, Celal Şengör için. Yani güncellenmemiştir. Bunlar pörsümüştür. Yani adam Emrah, adada o kadar çok. Ha, Emrah ya? Emrah <laughs> Emrah aslında ama Emrah tabii, Türkiye gelince haklı adam. Ne yapsın burada? Tarihçi olunmaz. Peki bir şey o, soracağım. Yolunda. Ha. Ahmet Altan aslında ateist babanın Oğlu büyük ihtimalle. Evet, evet. Gazetenin yani, çoğu ateist zaten. Bu, bunlar, ulan biz ne yapıyoruz demediler mi? Hayır. Bak şimdi sen olaya tabii, seni tanıyorum. İslam çerçevesinden bakıyorsun. İslam bir, tehli, İslami akı, Yo, bir tehlike, İslami akım. Yok olarak değil, İslamcılık ama bir tehlike falan biz gibi. Biz kimle beraberiz demediler mi? Abi ya? onu düşünmez. Çünkü olay şu. Senin karşında o dönem bir Kızıl Elma Koalisyonu var. Tamam. Bugün iktidarın içindeki kesim, <laughs> o zaman karşıda <gülüyor> <gülüyor> tamam mı o zaman karşıda Doğu Perinçek'ten tut Kemalistler Atatürkçüler e, Milliyetçiler Ülkücüler hepsi tamam nerede Metin Feyzoğlu bugün Büyükelçi Mehmet Ali Çelebi hapiste bugün milletvekili Hulki Cevizoğlu yani hepsi orada diyorlar ki kardeşim biz içe kapalı Avrupa Birliği'nden kopmuş. Amerika'yı ülkeden kovmuş. Tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. Ve kardeşim demokrasi falan palavra. Ve siz buraya gelin yol yapın, köprü yapın. Kürtler birinci sınıf yurttaş olamaz. Başörtülüler evinde otursun. Çorap örsün. İttihat ve terakki. İttihatçı yani, kafanın devamı. Yani onun sürecinin devamı. Aynen. Tam ittihatçılık. Güzel söyledin. Buna karşı da kardeşim bu rejim yıkılmalı diyen bir koalisyon. Nedir o? Dindarlar. Çünkü köle gösteriyor. Ha şunu sana söyleyeyim. Bu artık kusura bakmasınlar salaklar diyeyim. De zamanında dindarları dışlamasaydı bu süreç yaşanmayabilirdi. Türkiye'nin o dönem hiçbir zaman öyle bir ara dönemi Avrupa Birliği çözüm süreci özgürlükler falan hiçbir şey olmazdı. Ali Babacan diye bir adam da hiçbir zaman olamazdı. Orada öyle bir yani eski rejim Kürtlere zulmetmeye, Ermenilere zulmetmeye, Yahudilere, Rumlara, zulme, solculara zulmetmeye devam edip sadece dindarları yanına çekse hiçbir şey olmadan 80 darbesi de aslında. Ama ama yapamadılar. Başörtüsünde 12 Eylül yasakladı. E Orada 12 Eylül'deki mantık şuydu. Solculara karşı ...çeyi destekleyelim. Sağ ol. Sağ ol. ama ülkücüleri de işkence diyorlardı. Orada bir kendince bir yol. Tamam ben istedim. şunu. Sağ Atatürkçülük. Şimdi o. bu senin anlattığın düşmanımın düşmanı dostumdur. Orada bir koalisyon oluştu. Yani koalisyon nedir? Din Kürtler, liberaller. Liberaller burada ne? Toplumda yok ama yıldız. Messi gibi. Bir de meşruiyet yani Ahmet Altan'ın yazdıkları dindar adam yazamıyor, korkuyor. Korkuyordu bunlar yani. Tayyip Erdoğan hariç. O değişik bir adam. Tayyip Erdoğan yani İmam Hatip'li olup da Tayyip Erdoğan gibi bir ikinci adam görmedim mesela. Yani ne anlamda Çok özgüvenli bir adam. Evet. Genelde yani Oylu. dindarlar şimdi şimdi açtılar. Tayyip Erdoğan sayesinde dindarlar birinci sınıf yurttaş oldu. Ve bir şunu da söyleyeyim. Bu seçim sonucunda enflasyon falan bir sürü şey vardı. Ben hep şunu söylüyordum. Bakihan'da söylüyordum. Kardeşim. Bu Ali Bayram oldu bunu hep söylüyordu. Ki o e, daha da şeydir mesela ben siyasetten umudum yok. Muhalif, muhaliftir. Kardeşim artık Tayyip Erdoğan dindarlar Atatürk'üdür. Ne yaparsa yapsın vazgeçmezler. Ya yani bizimle ilk kez Açık konuşalım. Bugün bir tarihçi çıktı. Yani Emrah Safa'nın tarihçi oldu döneme dönelim. Çıkarttı belge. <laughs> tamam mı? Dedi ki kardeşim bakın böyle bir belge var. Mustafa Kemal şöyle şöyle yapmış. Hadi fazla bir şey demeyelim 3. yıl. Hepimizin çok rahatsız olacağı bir şey. Atatürk'ten vazgeçerler mi? Vazgeçmez. Ben geçmem evet. Ya kimse geçmez. <laughs> sen şey, bak. Dindar da senin gibi. Zaten Thanks God We Are Secular kitabı var. Onun yazarı Jenny White. Elhamdülillah layık izliği içerildi. Diyor ki Türkiye'de iki... Elhamdülillah layık iz. Thanks God We Are Secular kitabında orijinal İngilizcesi. Bende var. Diyor ki Jenny White yanlış hatırlamıyorsa Türkiye'de bir dindar bir seküler kesim yok diyor. İki dindar kesim var diyor. Öyle analiz yapmanız Bu lazım. Batılılar ondan anlamıyor diyor. Yani Müslümanlığın dindarları... Hz. Muha, Muhammed'i peygamber kabul edenler ve Atatürk'ü peygamber kabul tamam, edenler. Burada, Kemalistler. Burada bir de sembol. ikisini beraber yapanlar var. Onlar en şanslı. Onun için MHP çok kuvvetli. <laughs> Onun için MHP bugün Türkiye'de çok Atatürk kuvvetli. Atatürk bir sembol. Batıya entegre olmak anlamında söylüyorum ben onu. Abi yani ba senin gibi bir Atatürkçü kalmadı. Bak ben şuna katılıyorum. O zaman... 4 yani defa da bunu yazdı ama ya yok öyle bir şey. O öyle bir Atatürkçü Türkiye'de hemen hemen kalmadı. İşte Ertuğrul Özkök var ama Özkök'ün de bir şeyi yok artık. O da bir e, tükürük okkası. O da e, onu da çağırsan halkın sevgilisi i̇şte, ikinci kere olabilirsin. Sen de batılılaşmadan yanabilirsin ya niye öbürlerine? Ama Atatürk'ü bir... batı? artık Kemalistlerin batı ile ilgisi yoktu 2007 itibariyle. Hayır, Kemalistler. Olsun, olsun durduğun yer açısından yanlış bulmuyor musun? Şöyle hayır değil. Kemalistler 2007 itibariyle ne AB ne AB'de Bunlar defosu falan diyorlardı. Çünkü onlar artık içeride bazı tipi bir diktatörlük istiyorlardı. Onu başarmak istiyorlar. Atatürk'ün batılılaşma sembolü gibi görme olayı maalesef rahmetli şair Atilla İlhan'ın da büyük katkılarıyla adama şeyden çıkarttılar. Atatürk'ü bir böyle tamamen şey tamamen Türk milliyetçiliği üzerinden okuyan bir ideoloji oldu. Yani ben şuna katılıyorum. Mesela zamanında solcular çok söylerdi. Solcu değil de yani zaten solcu bir Atatürkçü olamaz. Yani şeyler diyelim daha sol kemalistliği kent tanımlayanlar mesela Umur Mumcu Ahmetli. Efendim gardırop Atatürkçüleri bunlar. Ya şu an gardırop Atatürkçülüğü Türkiye'de en makul Atatürkçülük biçimi. Bak Atatürk'ün en büyük bu kadar insanın bağlılığında şu gözden kaçıyor. Özellikle kadınlarda şu var. Kız gidiyor işte diyelim bizim İzmir'de Kordon'a içkisini içiyor. Üzerinde istediği gibi bir elbise ve atam sağ olsun diyor. Bak Atatürk'ü yaşatan budur aslında. Öyle milliyetçi. Çünkü hayatı Diğerleri, değil. diğer bütün paşalar da milliyetçi. Yani Atatürk Türk milliyetçisi de Kazım Karabekir değil mi? O da Türk milliyetçisi. O da modernleşmeci falan. Onların hepsi var. Ama Atatürk'ü yaşatan bu net bir biçimde aşırı seküler kimliğidir. Ama bugün İlker Başbuğ konuşuyor Atatürk'le ilgili. Sanki Sultanahmet Cami imamı. Ya Atatürk dindar mindar değildi kardeşim uydurmayın ya. Değil yani bu. Anlatabiliyor muyum? Bak herkes bu öldü radikal İslamcı Kadir Mısıroğlu'na kızar. Kadir Mısıroğlu'nun söylediği gibi söylüyor. Ya bir Müslüman Atatürkçü olamaz. Atatürkçü biri de Müslüman olamaz diyor. Aşırı bir laf. Bu hele bugünkü rejim için tehdit. Tehlikeli Çünkü şu an birleştiler. Şu an zaten bak genç muhalifler senin gibi Özellikle gençlerde, yani Kemalist ailelerden gelenler şunu yapmalı. Atatürk'ü sevmeliyiz, o kadar bitti Hem Atatürkçü olurum, hem Tayyip Erdoğan'a muhalif olurum. olamaz İstesen de olamazsın. İlginç bir şey söylüyorsun. Olamazsın, değil. teknik olarak olamazsın. Denize atlarım, ıslanmadan çıkarım abi. Nah çıkar <laughs> Çıkamazsın, evet çıkamazsın. Çıkamazsın. <laughs> çıkamazsın. Peki, bir dakika. Millet fazla sayı şaşırıyor. Ya fazla sayı Tayyip Erdoğan'ın. Tabii ki adamıdır yani. Bana hiçbir şey şüphe duymayın ona. Muhalif görünmesinin bir önemi yok. Kardeşim teknik olarak bugün milliyetçi biri. İyi Parti'de teknik olarak muhalif olamaz kardeşim. Sen Tayyip Erdoğan'ın adamı mısın? Ben şu an 5 senedir tarafsız bir adamım. 17, 2017'den beri 6 senedir. 2017'ye kadar bu mücadelenin içindeydim. Tayyip Erdoğan'ın adamı olmak ne demek? Ya yani? adamı derken şöyle. Tayyip Erdoğan'ın adamı der ki o biraz özellikle abartıyorum çünkü anlaşıyor. Fazlası Tayyip adamı değil. Ama Tayyip Erdoğan'a muhalif olamaz fazla. Ya fazla Ersan Şen Cumhurbaşkanı olsun dedi. Ya artık kardeşim buna ya. 50 kere söyledik ya Ersan Şen bu devletin adamıdır dedi. Bu devletin emrindedir dedik. Bak kanal kurduruyor devlet. Hatta ben bir kere dayanamadım. Çok kaba, çirkin konuştum. Onlar bizim köpeğimiz diye tweet attım. Dava açamadı herifler ya. Bir, bir profesör daha var. Ona da ona da onu da kastederek eski baro başkanı. Dedim açsınlar davayı. Açamazlar. Ama abi uyanmıyor. Türkiye'de muhalifler uyanmıyor. Ben ne yapabilirim ya bu ülkede yani muhaliflerin muhalefet falan yok. Yok kardeşim var bir yüzde on beş yirmi gariban insan var. Onlara ama yani çoğu da Kürt. Onlar onlar yani bak şu an yüzde elli iki değildir rejimin oyu. Yüzde seksen, Sen şuna bakacaksın. Yarın Suriye'ye bir hareket yapmaya kalk devlet. Kaç desteği var? 85 desteği var. Meclis adasını almaya gidiyoruz dedi. Yüzde seksen Siz karşı çıkabilirsiniz. Bak bu Flu tehlikeli. Flu <laughs> devlet <laughs> tehlikeli. Meclis adasını almaya gidiyoruz dedi. Ya %85 yürüyelim der. Der. Peki için böyle karı koca bir dokunulmaz gibi ...siniz. Yani artık karı koca değilsiniz ama... Evet, çok Siz, ...sizin... Yani e, ...neyi en çok neye neye en dokunulan en çok... ...en çok rafi... Ama ya. mesela korkmadan söylüyorsun hali Ya şöyle abi, ben bir kere karakter olarak korkusuz Sen benim ilk yayınlarıma bak. Biliyorum. İlk 27'de, 32. güne çıktım. Mehmet Ali Brand bana dedi ki... ...ben dedim bütün meslek hayatımı senin gibi bir herif... ...görmedim dedi. Oğlum sen ne yapıyorsun dedi. Abi dedim ben böyleyim. Yıkılacaksa bu rejim yıkılır, yoksa da bezara girerim. Öyledir. Ahmet Çakar ilk beni gördü. Ama hiç dokunulmadı size. Abi e, o bir mücadeleydi. Tayyip Erdoğan'a da kimse dokunamadı. Mücadele etmektir. Abi o Korkak olmayacak. <laughs> Ama abi fark etmez. Abi bak şöyle mağlup olursan dokunulur. Mağlup olursan dokunulur. Bu kadar basit. Allah Allah ya. Yani hiç mağlup olmadın mı? Diye. Aslında mağlup oldum. Ama şöyle birey olarak değil. Ben aslında fikirlerim olarak bir mağlubiyet yaşıyorum. Yani bunu Türk, soracak. E, sana, bana bunlarla gel ya. E, Türk halkı özgürlük istemiyor kardeşim. Türk halkı. Bunu ne Türk zaman anladın? Çoğundu. Abi şöyle oldu ya zaman ya biraz da şöyle oldu İlkerciğim. Şimdi burada iyi bir analiz yapmak lazım. 2007, 2000, 2008, 2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç ettik. Ve ben burada baş aktörlerden biriyim. Şüphesiz yani. Burada onun içinde bütün o içeri giden... Şu an yorumları falan. görmeye... Ya, ya <laughs> Abi yapsınlar. Bak bir şey diyeyim mi? Kardeşim işte Ergenekon konusu değil mi? Ya, Ergenekon ya, diye bir şey yok. Ergenekon ya. dediğimiz... Yani nedir Ergenekon? Ulusalcı, devletçi, gerekirse devlet adam da vurur, adam da öldürür diyen kafa. Ama Ergenekon kafa. diye bir şey yoktu değil mi aslında? Şöyle. Yani bir Ergenekon terör örgütü bence o bir uydurma. Ama öbek öbek bir çeteciler vardı mesela o şeyin içinde çeteciler. E tamam da Doğu Perinçek bugün yine ya e anlatacağım ama <laughs> anlatacağım. Zaten ergenekoncular bugün iktidar ya. Yani iktidarın e sen neyle uğraştın o zaman abi? <laughs> evet, evet. Orada orada haklısın. Orada haklısın. Ben zaten bunu söylüyorum kardeşim. Bugün Atatürkçülük, milliyetçilik, muhafazakarlık, İslamcılık beraber koalisyondur. Buna sebep olanlardan biri sensin doğru. Ama şimdi o zaman sen Atatürkçüysen, milliyetçiysen falan bana düşman olmaman lazım. Ben senin iktidar yapmışım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gün bir paşa ekranda dedi ki bizi sen içeri tıktın. Direkt. Yani siz dedi sen. E paşam o zaman ben çıkardım dedim zaten. Siz kendiniz, kendiniz çıkarmadınız ki. Yani kendiniz çık, kendi gayretinizle çıkmadınız ki. 2014'te nasıl çıktı bütün herkese koncu balyozcular? İş döndü. Tamam mı? Fethullahçılarla mücadeleye döndü. Kendi FETÖ'de, FETÖ şu var bak ben Türkiye'de FETÖ'nün bitirilme sürecinde ön planda olan insanlar vardı. 2013'te 16 arası. 2008-2012 arası askeri vesayetin generallerin bitiriminde olan adamlar vardır. Ben her ikisinde olan tek Tek. Biraz da olay bu. <laughs> e, sen abi, saçma bir şey bu kusura. <laughs> evet öyle. Niye saçma olsun? <laughs> yani ikisinde de olmak çok kontradiktir. Niye? Şey. Hayır niye öyle? Ama ben şimdi burada seninle tartışalım. Askeri vesayet bitti. Generallerin vesayeti bitti. Yani tek işim derken basında yoksa bu işi. Evet. Tayyip Erdoğan yaptı yani biz kimiz yani. Tayyip Erdoğan olmasaydı. Sen önce... baştan beri biliyor muydu diyorsun? Yani baştan iyi. beri plan bu muydu? Hayır canım baştan beri plan değil. Olan kendinden gelişti. Kimsenin. Ben bir şey söyleyeyim mi? 17-25 Aralık olmazsa 15 Temmuz olmazsa Fethullahçılar bu kadar. Mahvolmaz, gitmez. Yani bu herifler Allah'tan o operasyonları yaptılar. Biraz da tabii biz yapmaları için de özellikle 17-25 Aralık'tan önce falan itekledik yani. O kavganın nedeni neydi? Abi, kavganın nedeni çok açık. Fetullahçılar 2012 itibariyle 11 itibariyle dediler kardeşim. Bütün iktidar bizim olmalı. Tayyip Erdoğan da kukla başbakan olmalı. Yani bir nevi İslam ne? Cumhuriyeti gibi bir şey. De Aynen bakmıyor. askeri vesayet bitti. Gülenist vesayet gel. Bunu istediler. Zaten ben... 3 İstanbul Reload diye bir roman yazdım. Epey de oldu ama nasıl yayınlayacağım bilmiyorum. Yayınladık 85 milyon. 3 İstanbul Mithat Cemal Kuntay'ın meşhur romanıdır. 3 İstanbul Reload. Yani Kemalizm'in hakim olduğu İstanbul, Gülenizm'in hakim olduğu İstanbul ve bugünkü İstanbul. Tabi bugün devam ediyor tabii. Mithat Cemal bütün süreçler bittikten sonra onu yazdı. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Orada Güleniz vesayet yani Fethullahçılar Türkiye'ye egeber olmak isteyince. Hakan Fidan'ı tutuklamaya kalktılar. MİT'e hakim olmaya Dur kalktılar. sen buna ne zaman uyanıyorsun? Şöyle bizim olayımız şudur. Şimdi aslında yavaş yavaş böyle bir şey olma vardı. 2011'in sonunda ne yapıyor bunlar falan ama şey yapıyoruz. Soğuk savaş falan filan. Ondan Hala sonra, taraftasın. Tarafta değil. Taraftan sabaha geçmişim. Sabah gazetesi geçmişim. Sabah artık direkt Tayyip Erdoğan'ın baş gazetesi. O arada 2011 oldu. 12 Agaviden tutuklamaya kalktılar. 9 Şubat 2012 günü ben 8'inde ulaşamadım. Ali Fuat Yılmazer'e ulaştım. Bütün operasyonların başı polis şefiydi. Dedim hayırdır ne oluyor? Söyledim. Ya benim haberim yok zaten beni görev ona kadar bir şeyden numaradan görevden almışlardı. Ee, bir an ah bir şeyler rağmen çıktı sonra ama hala yönetiyor. 17-25'ten bahsediyoruz. Yok ya bak daha 9 Şubat 2012'deyiz. 17-25 sonra. 9 Şubat 2012'de bir telefon konuşmamız oldu. Bunu yazdım ben zaten. Orada bu başladı. İşte ya, alakamız yok. Nereden çıktı bunlar falan filan bilmem ne. Sonra ben tabii ben beni biraz tanıyorsun. Tarih etmeye başladım. Oradan geliyorum. Buradan geliyorum. Ya yani, Rasim olsun tanıyanların bildiği. Provoke ettim adamı. Abi zaten çabuk sinirlenen bir herifti. Bir coştu. O as subay parçasını Feriştahı gelse kurtaramaz. Hakan Fidan'ı söyle. Ben o Tayyip Erdoğan'ı mezardan çıkardım. Onlar kim ki? O göreceksin o Hakan Fidan'ı tutuklanacak. Bağır yerim. Telefondun Telefonda mı bağırıyor? Telefonda. Dedim bu iş bitti. Dedim hadi sana geçmiş olsun. Ondan sonra o günden itibaren işte işte ama o anda Fethullahçıların büyükleri diyor ki ya Ali Fatih her manyak. Bizde i̇şte ilgisi yok bu deli bu falan. Tam şey yapmıyorlar. Yani bir öyle bir böyle kimileri destekliyor. Zamanda destekleyen var. Benim tuhaf bir durum var. Yani orada bir polis çetesi var. Hemen Ali Fatih zaten. Görevden el, el çektirildi hemen. Ondan sonra ben dedim ki kardeşim burada resmen o ana kadar benim hiçbir hakam fidanında hukukum yok. Dedim ki kardeşim böyle bir şey olamaz. Ama soğuk savaş başladı. Yani birbirimizi yüzüne gülüyoruz. Arkadan ulan kim kimi öperse. 2012-13. Ha şeyler yapılıyor. İşte Tayyip Erdoğan Hoca Efendi diyor. Bu Fethullah geri Geldi, geldi diyor, bay, bay, geri gel. O geri geldi de onu ben söylettim maalesef. Benim şeyim o. Tabii. Yani e, ilginç bir yola. Şimdi problemli bir şey açtın. Neyse anlatırım. Orada böyle bir dönem. Tamam mı? Ama herkes biliyor. Ha o dönemde de. Yani abi öyle bir güç zehirlenmesindeydi ki bu Fethullahçılar. Yani salakça. İyi ki de yaptılar onu da söyleyeyim. Yoksa 40 senelik bu teşkilatta Türkiye kurtulamazdı. Yani Fethullah Gülen'in ve Fethullahçıların paranoyayla bizi bitirecekler. Devletin öyle bir kapasitesi falan yoktu. <laughs> ya ben yaşadım bunlar yalan. Devlet Fethullahçılardı. Öbür taraf asınlık kalmıştı. Ama Fethullahçılar Bak kedi de geldik. konu ilginç olunca. <laughs> Fethullahçılar, Fethullahçılar öyle bir güç zehirlenmesi yaşadı ki. 2012 13 Biz başta ya kardeşim bunu normal şey yapalım. Yani hiç kimse başta Fethullahçılar yok edelim. O yalan olur. Ya yani sonra da hani uydurma tarih var ya. Yani yani retrospektif dönüyorsun ben şunu dedim falan. Değil. O, bunlar adım adım bu şeylerin devam ettirdiler yani bu operasyonlarını falan filan. O arada ben geçmişte de bir askeri vesayeti yıktığım için. O dönemde işte Seker Yoz'un heykeli dikilsin falan filan gibi açıklamalarla da bunları desteklediğim Fethullah için. Fethullah Gülen önemli bir Öyle Demişimdir. Yani çünkü demişimdir. O dönemde e, dedim yani bunları. On, o dönemde bir şeyim olduğu için dedim ki yeni karakterler lazım medyada. Ve yeni karakterler yarattım. İsimlerini vermem. Dedim ki bunların tek işi olacak. Fethullahçıları gömecek bunlar. Ger geze Sahte isimler mi? Sahte Gerçek karakter. Hala da şeyler. Ee, özellikle bir arkadaşımız üzerine çok e eğildik. Ve dedim tek işi olacak bu. Hatta o arkadaşımla ilk Cesur ol yeter. Gerekirse yazılarını ben yazarım. Peki te tedirgin olmuyor musun? Ne olacağım? Bak ben korkusuz bir adamımdır. Yani var her şey dersin de. Var ya, ya, korku be uğrumda değil o şey. Burada dedim bunun bitirilmesi lazım. Aynı asker gibi. Hatta Nagem zaman diyordu ki ya tamamen kafayı buna taktın bunu düşünüyorsun. Ha burada şeyiz bunu düşünüyoruz. İçeriden de hala şeyiz daha 2013'e kadar. Soğuk savaş dönemi. Sıcak savaş yok. Sinan Çetin'e niye uyarmadın çıktı orada Fethullah? <laughs> o da ama şeyden önce o. O da, salakça yaptı da. Şeyden önce o yani. O, bak 17-25'te Sinan hemen fark etmiştir fark edemeyen bir sürü insan olacak. bak şunu da kabul etmek lazım. 2013 öncesi Gülencileri destekledi diye insanların kızdıkları 2014, 15, 16'ya bakacak. Şimdi 2015'te adam Samanyol'la çıkmış konuşmuş. Bugün Cumhuriyet yazarı, sözcü yazarı. Ya yani komik böyle şey olur mu? E yani sen de ha ben ondan sonra bir ara devlet 2013'ten sonra Gülen destekleyen kim vardı? Tutuklayalım kararı aldı. Ona da en çok biz karşı çıktık. Ya Nagen'le yazılar yazdı. Yapmayın etmeyin bak bundan sonrası alınırsa bu işin sonu gelmez. Çöleşen'e böyle almaya kalktılar ya. E Çöleşen dedi bizim başaramadığımızı Vettullah başardı. Biraz da korkudan bence o herhalde Vettullahçılar bir yerden yakaladıydı falan. Böyle bir onlar sivil toplum örgütüdür. Asla terör örgütü değil. 2016 yazdı adam bunları. Vettullahçı olduğundan değil. Biraz da Tayyip Erdoğan düşmanlığından. Ya Tayyip Erdoğan bunlar devirsin. Ya İlker kendi çevrede bak dürüst olun. 17-25'te layık kesimde bayram etti. Oh gebersin Tayyip Erdoğan yıkılsın denmedi mi? Dendi. E dendi. Kendi, yani kimse kendini kandırmasın. 15 Temmuz'da layık kesimde sevinen çok olmadı mı? Oh gidiyor diye. Ya yani, dürüst olalım birbirimize. Darbeyi bekliyor muydun peki? E, tam, yazdım ben. F-16 pilotlarının yarısı en az Fethullahçıdır. Bunlar saldıracak. Genel kurmayı o zaman istikaya çekti. Hemen çağırdılar. Kesin getirilmeli. Yani bir gün içinde ifade verecek. Bu dedim öyle demiş bir şey. Ankara'ya gittim falan filan. Beni sorguladı orada gibi bir şey. O da Fethullah çıktı sonra. Evet. Adam bizi sorguladı. Yani ben dedim ki orada FETÖ var. Ya yani Rasim Bey biz temizliyoruz bize inanın falan filan. Ha? O da Fethullah çıktı. Ya inanılmaz bir şekilde. Birinin Fethullahçı olduğunu bakınca anlayabiliyor musun? Mesela Mert Fethullah. Yok yok öyle mümkün değil. Ha o belli mi? bir tip vardır ama onlar şeyde değil. Yani devletin içindekiler anlayamaz. Hala ya bir şey diyeceğim. Bugün bana Fethullahçı diyorlar dolu manyak. Ya bak o, o şimdi ben bir şey diyeceğim. Şimdi mesela FETÖ olayı bir maymuncuğa döndü. Mesela bana da diyelim bir adam FETÖ'cü dediğinde hiç bozulmuyor. Niye? FETÖ... Aman, sana derler. Hayır hayır, yani, <laughs> hayır. hayır, hayır, sana şundan derler. Seni eğer bazı şey fikirlerin varsa mevcut rejime düzene muhalif bir yere sıkıştırmak için derler. FETÖ bana FETÖ'cü deyip küfretmek Apple telefon kullanıp Steve Jobs'a küfretmek gibidir. Yani FETÖ kavramını ...yaygınlaşmasının sağlayan adamlarından biri. Benim Türkiye'de. 2014, 15, 16. Paul fual Fatih Yılmaz o zaman ekrana çıktı. Bu paralel yapı kavramını dedi. Bu bu yayıyor dedi. Fethullah falan. E, Gülen'le tanışıyor musunuz? Tanışmadım hiç. Git konuşmadım. Ben. Ya bu şey kredi aldığını söyleniyor. O doğru mu? Bu kredi. Ama ben o zaman... Ben her bankadan kredi alan bir adamım yani. Ben finansal okur yazarlık, yüksek bir adamım. Yani ya finansal konulara gelirsek dünyada çalışanların hepsi sömürülüyor. Yani bu kadar para basılan bir ortamda. neyse ayrı finans konuları. Dolayısıyla o bankasya konusunda kredi bankasyadan aldım. Her yerden aldım. Yani hatta Ali Koç geldi söyledi. Ben dedim sizin bankadan yapı krediden de aldım. Ödedim dedi, ödedim dedi. Bu Yalnız Rasim Bey hiç terste kalmıyorsunuz. Bu büyük başarı. Abi ya niye kalayım abi? Benim içim dışım bir ya. İki, Hayır. Bankasya olayında da nasıl oldu? Bak Bankasya'da sizin tanıdığınız herkes kredi aldı. İş adamlarının hepsi. Ben almadım. Ya sen iş adamı değilsin abicim. Siz zaten bu sistemin inşallah Flu TV ile yürüyeceksiniz. Ya şey insanlarısınız yani. Kendi başına ayakta. Babalardan bahsediyorum ben. Tüsiyatçılar vesaire. Hepsi aldılar. Benim olayım ne oldu? Ben gittim bankasıyla kredi aldım. Aydın Doğan'a söyledim. Çünkü ben şeffaf bir adamım. Dedim nasıl aldı? aldım dedim işte falan filan bilmem ne. Aydın Doğan'la muhabbetiniz mi var? Tabii ki muhabbetimiz vardı. Aydın Doğan'a söyledim. İyi olduğumuz dönemde. Sonra o kavga etti biz dönemde. 17-25'te ben bunlarla tabii kavga ettik. Hürriyet kardeşim De, ortada durmayın. Böyle hem oraya hem buraya girmeyin. Ya da kimileri Fethullah Gülen yani 17-25 darbe teşebbüsünü desteklemeyin. Meşru devletin yanında durun. Ama 17-25'te ki iddialar doğruydu. Şöyle ya bir kız ama bak ben bir şey söyleyeceğim sana. Doğru da olsa darbe teşebbüsü, yanlış da olsa. Yanlışlar var. Yani Fethullahçılar her zaman işin içine para sahibi makinelerini bu herifler getirmiş. Zaten doğruyu yayınlayamayız şimdi de. Yani. Hayır hayır, hayır o, o, yayınlarsın da. E, zaten onlar tasfiye oldu gitti ya. Hepsi yok şu an kardeşim. Adamlar yani, medeni ölü. Yani o bir, bir yolsuzluklar vardı orada. Ya baba zaten ben bir şey söyleyeyim O dönem iyi bak. Yolsuzluk yok Tayyip Erdoğan bir gün demedi. Ama darbecisiniz dedi. Doğrudan saldır. Çok doğru bir şey yaptı Tayyip Erdoğan. Evet. Savunmaya geçmedi. Siz dedi darbecisiniz, alçaksınız, inlinize gireceğim dedi. Anlatabiliyor muyum? O çok önemli. Zaten o dönem dikkat et. Şey medyaya da bak, hükümet medyasına. Bir kişi yolsuzluk yok falan Zaten hemen bunlar alındı, paketlerde o bakanlar. Orada bir de şunu unutmamak lazım. Bütün deliller usulsüz toplanmıştı. Tipik bir FETÖ operasyonu. Yani bir kere can yok edeceğiz. Şike yapıyor. Yok, ya. şike gibi. Şimdi şike yok mu? Şike de var. Usulsüz. Darbe yok bu. Darbeciler var ama usulsüz. Sahte delil var. Hava mesela ada para sayma makinesi getirip yani hava için para sayma makinesi. Adam, adam para sayma makinesi falan de yok. Kendi getiriyor polisle. Anlatabiliyor Hı. muyum? Yani işin içine hep bir şey karıştırmış. Ergenekon'daki gibi. Ergenekon'daki gibi. Aynı şey ya. Ergenekon'da da işin içine karıştırıyor. Bir tane CD, e, midi, Tamam da sen Ergenekon'da da, tamam diyorsun. Burada hayır. Ha, hayır, diyorsun. demiyorum. <laughs> ben bir dakika dikkat et. Ergene Ergenekon'cular biz darbeci değiliz dediler. Öyle şey demedi. bu dedi ki bu dedik darbe. Bak Ergenekon'da onda iddia ediyorum. Kardeşim Türkiye'nin geçmişinde darbecilik vardır. Çetecilik vardır. Ama bu işi yapan Fethullahçılar esas Tayyip Erdoğan'ın için tehdittir deseydi o günkü genelkurmay. Tayyip Erdoğan iş işbirliği yapardı. Operasyonel olmazdı. Fethullahçılık o gün biterdi. O hatayı o günkü Kemalistler yaptı. Onların aslında hiç şey düşmanlığı İslam'a yani dindar Müslümanlara düşmanlık. O pakete şey. Tayyip Erdoğan da giriyor. Gülen de giriyor. O da giriyor. Bu da giriyor. Anlatabiliyor muyum? Orada bir şey yoktu. Eğer bu söylenseydi şimdi o generaller Tayyip Erdoğan'ın emrinde hepsi. Ama o gün baktığında öyle değillerdi. Peki Tabii. nasıl, evet, evet, nasıl oldu da Tayyip Erdoğan o Ergene koncularla yine aynı safha geldi. Çok doğal aslında. Süreç şöyle gelişti. Bir, Fethullahçılar bütün yöne devleti ele geçirmek isteyince Tayyip Erdoğan başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde bir mücadele yapıldı. Ben de bu mücadelenin ön saflarındayım. Bundan da gurur duyuyorum her ikisinde de. Yani askeri vesayet bitirilmeliydi. Bugünkü netice olumludur değildir onu konuşuruz. Generallerin saltanatı bitirilmeliydi. Bak ordu bugün yine çok güçlü. Ama vesayetçi bir güç değil. Hala güçlü. Hala, orduya bir laf et bakayım. Öyle değil ama ve generallerin vesayeti bitti. Siyaset üzerine vesayet. Siyasetçi tepeden konuşma falan. Mersin'de bilmem ne açılışında televizyonlar her öyle bir şey yok. Kara Kuvvetleri Komutanı kim? Bilmiyorsun. Eskiden genel kurma genel sekreteri tüm general Erol Özkast'ı tanıyan yoktu. Şu an hapiste hapiste olmasıyla yanlış buluyorum. Hepsi bırakılmalı. Artık bunların bir anlamı yok Türkiye'de bu hesaplar. Geçmişe hesaplaşmalı hesaplaşmalı. İki, oradan geldi Fethullahçılar vesayet gücü olmak istediler. Dediler ki devlet bizim. Siz gelin gidin yol yapın bilmem ne yapın yolsuzluk yapın. Yolsuzluk yap Der derdi yok ki yolsuzlukla Fethullahçılar'ın. Orada amaç darbe teşebbüsü Tayyip Erdoğan'ı indirip hapse atmaktı. Ardından buna karşı Fethullahçılar'la mücadele edildi. Başta aslında bu koalisyon hemen doğmadı. Çünkü bugünkü koalisyon aktörleri hemen Tayyip Erdoğan yanına gelmedi... Doğu Perinçek biraz çıkınca başta yanında olur gibi oldu. Ama tereddütlü ya yani yine Doğu Perinçek şeydir. Şimdi Nedim Şener ilk şey yapanlardan Tayyip bugün mesela Nedim Şener mevcut rejimin en önemli adamlarından en önemli kalemlerinden biridir. Orada küçük ama yine çoğunluğu değildi. Ne zaman ki işte Türkiye'nin senin istediğin anlamda özgür batılı bir ülke olamamasının temeli odur. 7 Haziran'dır. 7 Haziran 2015'e sevindiyseniz, mutlu olduysanız bugünkü Türkiye ile ilgili fazla eleştiri yapma hakkınızı ben görmüyorum. Biraz zeki ol. Yani 7 Haziran'da bayram ettin. E bugün Kürtleri ne yapsalar <laughs> alkışlıyorsun. Kardeşim. Ya bizim laik, la, sünni Türk kesimin bir problem var. Ben de bak layık yaşam sahip Sünni ve Türk. Geçen gün bu konuyu Günzileli ile tartıştık. Ben Kürtlerin orada Erdoğan'a desteklemesi gerektiğini söyledim. Dedim mi bunu? Çok zeki adamsın. Bugünden bakıca görüyorsun. tamam hayır o zaman da demiştim de. Tabii. Ama kabul etmedi. Tabii. Ya ya tabii Günzileli romantik bir anarşist yani saygı duyuyorum. Yani sen de mi öyle düşünüyorsun? kesinlikle ee, ya delirdin mi o tarihi hatadır zaten bunun sonrasında Kürtler bunu özelleştirdi yaptılar Selahattin Demirtaş'ın asla savunmalarında çok özelleştiriyor var ya o tam bir saçmalıktı zaten Allah başkan yaptırmadın gördün <laughs> ama ondan sonra <laughs> orada Selahattin Demirtaş asla iyi bir politikacı değil i̇şte hapiste olduğu için bir şey söylemem hapiste olması sence adil mi yani işte, tanıdığım bir insan 2009'da Batmara beraber konferansa gittik o zaman daha da geçti şeydi. Ama yani şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. 7 Haziran'a dönelim. Ya kardeş bak benim de polis korumam var. İşte 2008'de bu Deniz Gezmişleri yazınca DHKPC, Razim Ozan'ı geberteceğiz dedi. O günden beri var tamam. Ya kardeşim polisler HDP'li bir insana, Kürt bir insana ya da tek HDP'li bütün Kürtlere karşı çok çok dikkatli olmak zorundaydı 2015'e Böyle bir ortam vardı. 2015'teki HDP mitingini açın. İnanamazsın. Böyle olan bu Türkiye'de bunlar yaşanmış. İnanılmaz bir hiçbirinizin düşünemeyeceği bir özgürlük seviyesi. Peki, Ve o ortamda diktatörlük var, bilmem ne var diyenler al şimdi gördüler. Peki, Tayyip Erdoğan bunu sence özgürlük getirmek için mi yapıyordu? Tayyip Erdoğan Kürt meselesi çözmek istiyordu. Bak Tayyip Erdoğan kişiliğinde ataerkil adamdı. Erdoğan, Tayyip Erdoğan geleneksel, patriarkal bir adamdır. Ateerkildir. Kendini milletin babası görür. Ama Mustafa Kemal de Yani bunu evet. olacaktı düşüneceksiniz? O Mustafa Kemal de pat patriarkal ve ateerkil bir adamdır. Ben Sultan Hamit, Kemal Paşa ve Tayyip Bey diye bir kitap yazıyorum. O da yayınlanmış. Şu anda bir süreç. E onlar ya ama 253 sayfa oldu. Bizim yani özgürlük için. getirmek için değil. değil de yani. Abi şu var. Kürtlülük meselesini çözmek. Bir nevi tabii Kürtlere özgürlük getirmek o doğru. Ha, ama tabii ki o dönemde şu vardı. Efendim bu doğuda özgürlük varken batıda biz özgür değiliz. Laik kesimde üzerlerinde baskı olduğu endişesi vardı. O biraz Mesela alevilere tam hak veriyorum. Yani alevilerin alevilerin bütün eleştirilerine katılıyorum. Çünkü aleviler hep ezildi Türkiye'de ama laik sünni kesimin o günkü tepkisi ya özgür o buydu yoksa imtiyazlarımızı kaybediyoruz duygusu. Yani Ali Koç'un öfkesinde Fenerbahçe obu yok. Kardeşim biz koç hanedanlığı, hanedan paramız var, gücümüz yok. Böyle elimizi cebimize koyduk mu 250 tane özür diliyoruz. Dilemek zorunda kalıyoruz ha. Geldi burjuvazi. Tamam mı? Hiçbirinin bir gücü yok. O duygu muydu? Yani imtiyazları kaybediyoruz. Duygusu muydu? O çok önemli bir olay. Onu tam bilemiyoruz. Bugün bakıldığında çözüm süreci de bitince bak 7 Haziran oldu. Yani Erdoğan mecbur mu kaldı diyorsun? Tabii çözüm sürecini Erdoğan bitirmek falan istemedi. Yalan. Onu söyleyen Kürt arkadaşlar varsa haksızlık ederler. Zaten birebir konuşmalar hiçbir Kürt bunu söylemiyor artık. Dışarıda kuyruğu dik tutuyorlar da birebir de diyorlar hayatımızın hatasını yaptık. Resmen yani bilmiyorum YouTube'da sıçtık. Ve o kadar net. Net. Yani net bunu yani HDP'nin önemli bir isimlerinden de biri bana söyledi. Bizzat söyledi. Dedi ki ya dedi biz dedi Kürtlerin hayatta tek hatası oldu. Bayağıdır Kürt milliyetçisi. Ne dedi? Erdoğan'a ihanet ettik dedi. Bak bir de. E bunu söylemezdi dışarıda. Öyle bilmem ne. Peki. Şimdi bütün bu hikayede e, siz de sıçmış oluyorsunuz. Evet. <laughs> Onu konuşalım. Peki 7 Haziran oldu. <laughs> 7 Haziran. Özgür, fikirlerim açsa. 7 Haziran oldu. 7 Haziran sabah oy verdim. Döndüm Kıbrıs'a gittik. Beyaz. Bol tatilde çekeceğiz bizim Ertem'in projesi. Kıbrıs'ta. Neyse Otel'den birinde izliyoruz. Seçimlere bakıyorum ben. Tabii gördüm. 41 13 HDP Orada da bir şeydi. Oradaki proje şuydu. İlk başta sonra bozuldu işte maalesef yani. Gerçekten üzülüyor Bak 17-25 iyi oldu. 15 Temmuz için bile 15 Temmuz olmasaydı Fethullahçılar bitirilemezdi. Bunu net evet. söylüyorum yani. Ama 7 Haziran ve gezi olayları deyince içim cızlıyor. Bu iki olay. Biri layık kesimi delirtti. Ya yani gezi olayları Fethullahçıların polislerin provokasyonuyla kasten şey yaptı. O günkü devletin gezi olaylarına 15 gün devlet taksibe giremedi. Sadece devletin o gücü yok muydu? hareketin samimi olduğuna inanmıyor musun? İnanıyorum. Gençlerin hepsinin samimi olduğuna inanıyorum. Ama orada o gün öyle bir isyan ortamı yoktu aslında. Ya yani 2013'ün Mayıs ortamına bak. Ya o gün ayaklanan al bugün nasıl ayaklanmıyor? Dolar 1.8 o. Aa, nerede bu halk ya? <laughs> Daha şu anda. Abi <laughs> ne yapıyorsunuz? Yok yalan işte yani abi kalkın yürüyün bakayım geziye şimdi yürüyün dese beş kişi gitme. O gün Yine Ali Fuat Yılmaz'ın operasyonudur. Yüzde yüz Ali Fuat Yılmaz'ın operasyonu. 2013'te bir tane Ramazan emekli vardı şey, onun adamı. sonuçta toplamda şey Hayır hayır onu demiyorum. Yedikmiş ama bak hayatım. Bugün de İstanbul'da polis yok de bakayım. nasıl <laughs> ayaklanma çıkar. Ay simsızın bir bölüm vardı de. Amerika çok refah içinde falan. O gün otorite kalmıyor. Bütün Amerika birbirini kesiyor. <laughs> ya kardeşim öyledir. İnsan dediğin öyle bir insan doğası o. O gün hiçbir yok yere polis gaz sıktı. Çadırları yaktı. Kasten yaptı. Provoke ettiler. Gaz sıktılar. Provokasyon yaptılar. Yaptıkları anda da çekildiler. Abi. Oraya haklı olarak yani gaz sıkılmasının yaşanan terörün yani orada polis terörünün etkisiyle insanlar gitti. Benim arkadaşlarım da gitti. Bir gittiler polis yok. Taksim bizim. Hayda bütün devrimci gruplar devrim yapıyoruz değil mi Banu? Evet. Ece Temel Kuralı Banu Gönül yazışma var. Devrim oluyor. Ya kardeşim biz bu kadar salak mısınız ya? Ne diyeyim yani? Abi yok ortada. Polis yok. Niye Evet dolaşlar çekilmiş? Bak o gün Tayyip Erdoğan'ın değiştiği gündür. Ama Erdoğan gelip daha yumuşak davranabilir Abi, mi? Abi yumuşak davransa öldürürlerdi. Bak açık konuşalım arkadaşlar. Lütfen gezici arkadaşlar hepsine saygı duyuyorum. Ben gezide ölen çocukların resimlerinin büröve yapılması gerektiğini bu memleketin en milliyetçi muhafazakar yazarına yazdırtmış adamı. Çünkü ona inanıyordu. Hatta o zaman şaşırmış şey işte, İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök falan ya demiş bu büröve yapılacak mı falan. Yani öyle bir şeyimiz var. Şimdi büröve büröve yapılmazsa bitti gitti. Ama o gün Abdayi Erdoğan şunu görüyor. Polis elinde değil. İstanbul valisi de hapse girdi. İstanbul Emniyet Müdürü de. Gezi'nin İstanbul Emniyet Müdürü hapse girdi. Gezi'nin İstanbul valisi hapse girdi. Unutma. Devlet elinde değil. Bunu yeni mi görüyor? O gün o şokla yaşadı. Yani o bağlı olmayabilirler sadakatleri. Görüyor ama orada da hala şeyi göremiyor. Ne kadarı böyle tamamen mi böyle. Gülenciler de çünkü ilk iki üç gün böyle Gezi'yi destekler gibi oldular. Bir baktılar Bankasya şubeleri yakılıyor. gör Bilmem körfez dersler. Pat. Dulaşlar hemen döndü. Üçüncü, dördüncü gün. Şeyde yani biz o günleri yaşadık. Ama ilk olay patladı. Agah'la biz sinemadaydık. Dedim bu cemaatçi polislerin işi. Hatta o Milliyet Gazetesi'nde yazdı. Bu dedi emniyetten tasfiye olan polislerin işi olabilir mi? Tabii o günkü tozluvanda hiç kimse görmedi. Bizim isyanımız kimmiş onlar falan. Türkiye'nin çok akıllı solcuları var ya. Medyaskop'ta görüyorsun onları. 10 on senedir 2013'te Tayyip Erdoğan krizde gidiyor dedi. Arkadaş bu nasıl gitmek bir şey? Adamın gitme 15 sene oldu. Gidişi 15 sene. O da, o da belli değil. 20 sene de olabilir. Yani böyle bir ortam. Abi ortamda böyle bir şey oldu. 2 3 3 gün polis toparladı. Yani Fethullahçı polis dedik. Kardeşim biz bunları dövmemiz lazım. Burada bayağı yani biz kontrollü yapalım dedik. 10-15 gün yine şey giremedi ama Sonradan yok bir de Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı bir şey vardır. Ben bunu anlattım ilk. Ben anlatınca Ali Babacan dedik. Ali Babacan dedik ki bir gazeteci anlattığı için ben de anlatıyorum da o da orada. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki arkadaşlar böyle böyle durumun kavruyor çıktı Tayyip Erdoğan. Diğer bakanların hepsi bütün bakanları topluyor ve AK Parti ileri gelenlerini. Hepsi işte efendim kem küm bir şey yapmasak bunlara falan diyor. mı yani Bir kişi hariç Bekir Bozda orada Tayyip Erdoğan'a şey Tayyip Erdoğan uzaklaşıyor. Bekir Bozdağ da yanına alıyor. Sürpriz mi bana komple kuruyorsunuz Ben bunu 140 Junos'un belgeselinde hmm. anlattım. 140 Junos'u çok başarılı yani. Tebrik, ki çok takdir evet, ediyorum. Evet biz de seviyoruz. Evet. Sizin zaten yani bence bugünkü Türkiye'de şey yapmanız lazım. Yani zihinsel işbirliği yapacak 140 Jurnos, Flu TV ben bunları görüyorum. Siz, siz o sürüde değilsiniz yani onu da söylemek istiyorum. Orada Hepiniz bana komple kuruyorsunuz lan diyor. Hepiniz bu işin içindesiniz. Orada haliyle bir işte, ve oradan itibaren Tayyip Erdoğan ailesi çok ön plana çıkmaya başladı. Yani aileye döndü. Yakın şeyine döndü. Sonra o dönemde kapandı. Şu an yeniden devletin tam egemen oldu. Yani bir dönem Erdoğan ailesinin siyasallaşmasını yaşadık. Hatta bu ben devlet, parti ve aile diye bir kitabım da var. Yani bayağı bir birikmiş bir aslında benim masamda kitap var. Bunlar nasıl yayınlanacak? Ona o ayrı bir konu. <laughs> Yayınlanmadan bana <laughs> bir el koydu. Yayınlamaya yanaşmıyor mu kimse? Ya yanaş. O, bir tane yayıncı arkadaşım bana şey bile verdi. Ya bu yıkar ortada. Ama şimdi bir ben şöyle bakarım. Paraya buna ihtiyacım yok. Bu yayınlansın nasıl da yok? yayınla hay şöyle yayınlansın <laughs> Onu <güzel> da öğretsen. Hani ya onda da bir <laughs> Ben de bir finans yayınları yapın <laughs> anla diye finansla siz şeyle Hakan Özeroğlu güzel yapıyorsunuz. Şey, Babel'le de yaparsınız. Şimdi Burada ben bir kitap yapayım da şey değil. Şimdi benim istediğim o kitap bir değişim yaratsın. Ben hep ona inandım. Ülker. Ee, yani tarafta yazıyorsam bir amacı olmalı kardeşim. Sabahta yazıyorsam yani sabah FETÖ ile mücadelenin üssüydü. FETÖ kavramını kafalara kazıtan gazete sabahtır. 14, 15, 16. Ergenekon kavramını, askeri vesaire derin devlet kavramını kafalara kazıyan da taraf gazetesidir. o da Şimdi baktığında bir siyasetin bir anlamı yok. Siyaset tiyatro yani siyaset Şimdi oraya diyor. nasıl geldik onu anlatacak. Şeye, e, or oraya gelelim. Nasıl yenildiniz? Ya yani? şöyle fikir olarak evet. Şey, Gezi olayları bir yedi ama esas yedi azar Gezi olayları bu şekilde oldu. Başka bir sürece girildi. 17-25 Aralık darbe teşebbüsü vesaire. Ama orada Kürtler tamamen denmese bile mesela paralel yapı vardır diyor o zaman HDP. Bak CHP yoktur diyor. Diğer partiler yoktur diyordu. Kendimizi kandırmıyorum. Çünkü onlar diyor Tayyip Erdoğan'ı devirsin bunlar. O zaman Selahattin Demirtaş başlıyor. Selahattin Demirtaş o zaman hükümet kanallarının hepsine çıkıyordu. İşte bunları unutmayalım. Şimdi bunu Kürtler de unutturmak istiyor. Hükümet de unutturmak Selahattin Demirtaş 2014 seçimlerine giderken Ekmelettin aday, Tayyip Erdoğan aday Selahattin. Selahattin hükümet kanallarına çıkıyordu. Orada gayet şeydi. Hatta %52 Tayyip Erdoğan aldı. %10 Selahattin Demirtaş aldı. Bugün devletin resmi kanalları yani. Ya e devletin kanalı Tayyip Erdoğan medyası diyelim değil mi? Yüzde altmış yeni Türkiye'nin zaferidir diye şeyler yapıldı. Açıklamalar yapıldı. Analizler yapıldı. Yani yüzde altmış yeni Türkiye yüzde otuz eski Türkiye diye bakılıyordu. Tamam. Oradan geldi. Nasıl geldi? O ayrı bir konu. Orada çözüm süreci bozuldu bitti. İşte 7 Haziran'a da bahsediyorum. 7 Haziran'da ben e, oyu oya attım Kıbrıs'a gittim. Boğulu gördüm. 8 Haziran sabahı Nagihan'la konuşuyoruz. Nagihan dedim çözüm süreci bitti. Türkiye'nin Avrupa Birliği umudu bu umudu. Özgürlükçü, demokratik hukuk dedi bu bitti dedim. Selahattin Demirtaş'ı çok yakında hapse atarlar. Sen ne diyorsun da adamlar zafer yaşıyor dedi. Her yerde dedi, şeyler, bu şeyler başka bir hava. Yani bunlar Türk devletini tanımıyor. Bunlar Türk devletinin ne genetiğini tanıyorlar. Ne tarihini tanıyorlar. Ne bir devlet analizi yapmışlar. Tayyip Erdoğan dedim. Kürtlerin önünde set olan. Ya bunlara dokunulmayacak. Çözüm sürecine ben bunu çözeceğim. E şimdi Tayyip Erdoğan kendini satılmış hissediyor. Bu dakikada itibaren Tayyip Erdoğan eski devletle işbirliği yapacak. ve bu adım adım dedim. Bu işte alavere dalavere Kürt Mehmet Nöbet'e ilk Kürtlere patlarmış. Ve, Türkler de onları yalnız bırakır. Ya yani Türkler derken o gün Selahattin'cim diye coşaklar. Bugün nerede onlar? 7 Haziran gezin en büyük Selahattin Demirtaşçısı bugün Tayyip Erdoğan. Başladı mı gazeteleri de yani? Söylemeyeyim o da artık o da Ahmet zavallı. Neyse, bir şey demek istemiyorum. Ya. Çocuğu artık daha üzmeyeyim. Ona ben çok Saz çalıyordu şey. yıprandı ve yıprandı. Sinirlerini yıprattım ve artık Ahmet Hakan'a dokunmak istemiyorum. Üzülüyorum orada benim şöyle kabahatim vardır. Ahmet Hakan bu kadar dönmezdi. Korkusundan bu kadar döndü. Çok korkuttuk. Çok üzerine gittik. Adam ben yani inanılmaz bir olay. Tabii. Sen böyle her şeyin başında gibi anlatıyorsun. Başında derken yaptıklarımı ben biliyorum. Yapmadıklarımı söylemem. Peki pişman mısın? Ya yani şöyle. gel yani Ahmet'e yaptıklarımı falan. Yok, sadece, görmüyorum. Bugün. Sadece Ahmet için söylemiyorum. Aha, şu. Yani ya bak şöyle. FETÖ'nün yok edilişi. 13, 14, 15, 16. Askeri vesayetin yok edilişi. Özünde tamamen doğru şeylerdir. Bunlardan Türkiye kurtulmalıydı. Ha yaparken sert bir şey yapılmıştır. Ee, küstahlıklar yapmışımdır vesaire. Ama ne bileyim Aydın Doğan'ın üzerine çok gittik. Evet, Aydın Doğan'ın e, Aydın Doğan'ın Aydın Doğan'ı e, ya yani ona bir eski Türkiye kalıntısı görüp yok etmek yani tasfiye etmek istedik. Çok üzerine gittik. Söylüyor bir de çok. Evet canım evet yani. <laughs> ben niye söylüyorum? Ben dürüstçe Aydın da bunu biliyor. Aydın Doğan'a bunu söylemişiz sonra. Ertuğrul Özgür. Ertuğrul Özgür arkadaşım. Tabii ki. Çünkü dürüstçe. Bak biz dürüstçe konuşarız insanız. Fatih Altaylı burada oturup yüzde seksen uydurduğu gibi söyleyen insan değiliz. Dürüstçe ne yaşanmışsa söyleyen insanlar. Doğa da bunu. Yani Ertuğrul Bey sana kızmıyor mu mesela? Ya bu yani ne bileyim yani kim tutarsa şey yapabilir ama dürüstçe konuştuğu için bilakis ya o, o şöyle bakıyor. Bir çağırırsın onu. Ya biz de çık, ilk çıktığımızda önümüzde birileri vardı ve devirmek istedik ve biz o biz onlar da onlar da medyada onlar siyasi şey yoktu belki vardı ya. Yani. sonradan siyasetin içine girdiler medyada bir şeyle devirmek istedik. Zafer Mutlu. Ben Zafer Mutlu da göze, Bir şey soracağım. gayet iyi hukukum vardır ama onun gazetesi de mesela şimdi bir cemaat gazetesine dönüştü. O da ne yaptı? Bak mesela Zafer Mutlu'yu konuştunuz siz şeyle Fatih Atay'la. Zafer Mutlu Burjuvazi'nin yenilmişliğini, yıkılmışlığını, psikolojik çökmüşlüğünü gördü. O da boştu. Ve Yahudi cemaatinin gazetesi Shalom gibi Burjuvazi'ye has bir cemaat gazetesi çıkardı. Oksijen. Çok başarılı oldu, çok para kazandı. Her toplumcu 99'u bilmiyor. Onun öyle bir amacı da yok. Ne yaptı? O cemaati kendi içinde tatmin eden bir ticari girişim yaptı. Orada da Bekir Ağırdır milleti bir güzel kandırdı. Yok Bekir Ağırdır, Tayyip Erdoğan'a çok hizmet etti. Özel hizmet ödülü verilmesi lazım. <laughs> Özel hizmet ödülü Tayyip Erdoğan'a verilmesi lazım. Bilmeden oksijen de. Şimdi Zafer bu lafıma ağlanır ama oksijen de çok hizmet edin. Peki bir şey soracağım şimdi. Bütün bu medya operasyonları yapılırken işte sabah yani bir Erdoğan medyası oluşturulurken sen hiç şey demedin mi? Ya bu ileride sorun olur demedin mi? Haklısın. Şöyle bir kere bir Erdoğan medyasına ihtiyaç kesinlikle var. Erdoğan medyasını ben inşa etmedim. Ben 2011'de onun içine girdim ve etkili bir insan oldum. İşte 2017'ye kadar. Orada sonra benim hiçbir 2017'den sonra benim herhangi bir şeyim yoktur. Herhangi bir etkim yoktur. 2000 e, o dönemde ihtiyaç vardı. Ama tabii sonrasında hürriyetin de alınması vesaire vesaire. Yani hiç alternatif kalmadı. Devlet medyası diyelim artık Erdoğan medyası olmaktan çıktı. Çok alanı genişledi. Alanı ve muhalif medya da bugün devlet medyasıdır. İşte görmediğiniz o bugün muhalif bir televizyon yoktur aslında. Flu TV. Flu TV. Flu TV kendince bir şey yapan bir kanaldır. Tabii. Kendi bir dünyasında faydalı, faydalı bir bir şey olan, bir nefes olan, nefes olan. <laughs> Ama iktidar kavgalarının içinde değil. İktidar kavgalarının içinde olsaydınız Hakan Şükür yayından sonra tutuklanırdınız. Net. Siz kendi <laughs> dünyanızda diğer arkadaş tutukluyorlardı vazgeçti. Yani çıkartacaktı falan. İktidar kavgalarının içinde ya devletin içinde bir yerdeysen o başka bir şey. Dolayısıyla. Peki dur, yerine, burada çok önemli bir evet, şey soracağım. Söyle. Niye bir medya iktidar kavgasının içinde olsun ki? Abi de? medya her zaman operasyon aygıtıdır Türkiye'de. Medya ve yargı her zaman iktidar kavgalarının aktörü olmuştur. Tamam. Defakto De facto öyle değil fiilen, mi? Fiilen yani öyle öyle olması... tamam, ya olmamalıdır diyebilirsin ama gücün doğası mesela Murdoch da çok önemli bir adamdır. Yani mörda İngiltere'de mahş şey şeyler atılırdı. Bu arada Saksış'ındı. E, Saksı. Ya da anlatıyor. Başka da karışık bir dizi ama Mörda başbakan belirleyen adamdı. Yani sen Teşkiden. de iktidarı oynadın mı? Şöyle. Bugünkü yapının oluşmasında benim tabii katkım var Yani bunu kabul etmek lazım. Hayır. Yani. Oradan bir şey aldın o zaman? Ya ben güçlü, güçlü bir insan oldum. Ayrı bir konu ama bak şu çok önemli. Bir mücadele verip bir şey yapmakla ...olan güce... Ortak ...yaltaklanmak oluyor. ayrı bir şeydir. Şimdi mesela olan güce yaltaklanır... ...bir arkadaş dalar. Mesela var sizin bir tane... ...bütün... E, ...kusura bakmasınlar salak genç muhaliflerin... ...sevdiği bir grup var değil mi? Efendim muhalif dergilerimiz... ...çıkıyor bilmem ne falan. Adam geçenlerde Selçuk Bayrakları konuk etti. Selçuk Bayrakları dedik bana oy verir misin? Tabii ki oy veririm efendim. Yani şimdi bunu muhalif <laughs> görürsen... ya o ...anladın mı yani tebrik ediyorum sizi ya. Şimdi... Burada o ayrı o ayrı. Burada mesela Ertuğrul Özköke, Zafer Mutlu'ya da geçmiş yine çok eleştirilir olma sebebi var. Fatih Altay orada biraz yancıdır. Yani Fatih Altay ile Ertuğrul Özköke, Zafer Mutlu kadar önemli bir adam hiçbir zaman değildi. Ertuğrul Özköke... Söz aklı doğuyor burada. Hayır aklı. o biliyor bak. Ee, Zafer Mutlu'nun o zamanki medya işlerinde tetikçisi Can Ataklı'ydı. Ertuğrul Özkök'ün tetikçisi ya da Aydın Doğan'ın Bunlar medya kavgalarında. Tamamen şey kavgası ama ihale kavgası. Oradan da Aydın Doğan işi bitirdi. Ama şunu da söyle bak Aydın Doğan'a ben şunu da söylemişimdir. Diğer medya patronları nasıl Tayyip Erdoğan bitirmedi? Aydın Doğan bitirdi. Yani Dinç Bilgini, Erol Aksoy'u, Kara Mehmet falan onu, filan. Onu Fatih Bey de söyledi. Aydın Doğan bitirdi. <laughs> Son Ciner ayrı bir olaydır. Ciner ayrı bir olgudur. Ama e, hiçbir zaman o, onların gibi bir etkili dönem yaşamadı. Yani Dinç Bilgin, Aydın Doğan dönemi 90'lar falan. Burada o, onlar tamamen galip geldi, galip çıktılar. E sonra da evet Aydın Doğan'ı bugünkü rejim, bugün devlet tasfiye etti. Ve soruya dönelim. Hmm. Hiç şüphelenmedin mi yani? Bunu? Hayır şüphelenecek bir şey yok zaten. Bunu, ha, bu noktaya geldikten sonra... Tabii dedi yani ben aşırı olduğunu artık diyor. ama 2018'de artık şey Aydın Doğan'ın gidişi hatta benim bu şey bir yaşadığım boşluk krizi ve ondan sonra işte biliyorsun gittim o sonra da Aydın Doğan medyası da benden haklı olarak intikamını aldı. Anladım. Hiç de bir şey demedim Oo, her gün manşet her gün vuruyor <laughs> hiçbir şey demedi. yani bir kere bile Aydın Doğan'ı arayıp o zaman hem hukukum vardı Nagihan'ın daha da hukuku vardı yani bunlar olmasın yani, tamam dedik kardeşim sıra sizde. Ama 2018'de de onlar Peki şu an kaldı. nedir pozisyonun? Ya benim şu an... Boşanmışsın da. Ya benim şu an <laughs> e, boşanmam bir özgürlük getirmiştir. <laughs> daha rahat konuşmuşumdur. <laughs> ee, şey yapmamışımdır yani anlatabiliyor muyum? Yani e, işte mesela e, eskiden haber Türk'ten ötürü Ragan'la ilgili, Ragan oldu. Falan bir şey Şimdi derim ki Kenan Tekdağ'la ilgili de derim. Yani şimdi bugün Ertuğrul Özgürlük'e Zafer Mutlu'ya oluyorsun da. Yani, Kenan Tekdağ dedi bir adam var orada. Yani o neler yaptı neler yetti. Yani baktığında benim aynen o kazanacak isim türbesi gibi. Kardeşim benim bir hayattan beklentim yok. Türkiye'ye dair bir umudum. Umudum derken bir şeyim yok. Yani Türkiye yeniden Avrupa Birliği üyesi olsun da Avrupa Birliği de yamuldu gitti zaten. Yani Batı medeniyetinin de hali bir felaket. Biraz İngiltere hariç. Amerikan medyası da bak. Aa haber Halk TV gibi zaten. Ya, yani, yani felaket yer evet, ya. Her yerde aynı durumda. Evet. Dolayısıyla baktığında ee, bir beklentim bir umudu olmayınca ya bir şeyim de yok. Yani Siyasetlere bir, 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 bağım yok. Ha muhalefet. Ben bugün aslında Türkiye'de en gerçekçi tespitleri yapan insanlardan biriyim. Bunları gençler çok ilgide çekiyor. Çünkü onlar görüyorlar. Ve bunlar muhalif bir insanlar. baktım hakkınızda 667 sayfa. Evet, muhalif de, Muhalifler de var. Her şeyler muhalif değil. Yeniden söylüyorum. Bir. Bir insan Türk milliyetçisi ise muhalif olamaz. Devletin parçasıdır. İstemese de parçasıdır. seni yönetir. Bugün öyle akıllı bir devlet var ki dünyanın, işte Türkiye bir otoriter rejimle şikayet ediyorsunuz, değil mi? O dünyanın en başarılı otoriter rejimidir. Çok iyi şekilde idare ediyor. Yani gerçekten Türk devletinin kapasitesini kimse küçümsememek. Yani sen, dominasyonunu. sen aslında yıllarca mücadele ettiğin şey şu an iktidarda diyorsun. Evet yani öyle oldu, şöyle oldu. Ama biz, neye yol açtık? biz neye ulaştık? Biz neye ulaştık? Yani ben e, bütün tabii liberallerin de bu konuda özelleştirme yapması lazım katılıyorum. Yani o dönem e, den ötürü. Tabii bilmeden oldu bu hani şey vardır ya beklemediğin sonuçlar. İslamcılarla Atatürkçülerin koalisyonuna biz yol açtık. Yani İslamcılık ve Atatürkçülük karşı karşıyaydı. Liberaller orduya karşı askeri vesayete karşı askeri karşı dik, dik, duruyordu. Sonra ne oldu? İslamcılık, Atatürkçülük yek vücut ideoloji haline geldi. O şeylere bakma sen. Numan hiç Fatih Altaylı'da muhalefet Yok bana dokunurlar falan. Zerre dokunmazlar Fatih Altaylı'ya. Hatta mesela Metin Gürcan tutuklanacağı zaman Fatih Altaylı'ya verirler işi. Şimdi beni konuşturmaz. Ama yani. sana kimse hiçbir şey yapmıyor. O niye öyle? Abi bana bir şey yapmıyor. Ben Benim, böyle iktidar kavgalarında bir işim yok. Ama şu an mesela çok Spekülatif şeyler söyledim. Ben tespitler yapıyorum. Bu tespitler ha ben herhangi bir şekilde ya bir kere şu an şunu söyleyeyim. Türkiye'de bundan sonra da yani muhalefetteki insanlar üzülebilir. Ama ben gerçekleri söylemek zorundayım. Ya Tayyip Erdoğan devam eder 2028'de 32'ye kadar sağlığı falan dinç olursa bu şekilde giderse ya Selçuk Bayraktar gelir ya Hakan falan gelir. Kendinizi kandırmayın. Türkiye bu rotaya girdi. Efendim ne yapalım? yapalım? CHP'cilik, CHP kavgalarla oyaladın. Ekrem mi, Mekrem mi bilmem ne. Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir arkadaşım var. Abi ne düşünüyorsun dedi. Ben dedim Ekrem İmamoğlu'nu Macaristan'da baş amiral olmak isteyen bir insan olarak görüyorum. Dedi, ne demek bu? Deniz yok. Ha, deniz. <laughs> Macaristan'da deniz yok kardeşim. <laughs> Türkiye'de bir öyle bir siyaset ortamı yok. Kendinizi kandırmayın. Ha burada başka çıkışlar yapılabilir mi? İşte onu benim gibi adamlar yapabilir. Ben de yapmam. Salak değilim. Bırak. De Yararı yok. Böyle bir talep yok. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ben bugün ya muhalif oluyorum dersen. Bütün muhalefettekiler der ki bak bu muhalif olmuş bu tutuklayın. Tayyip <laughs> yani? Erdoğan'a yalakalak giderler ya bu tamam. Bak bu muhalif olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız bu, bu sizin muhalifiniz olmuş. Alın bunu derler. Şimdi böyle bir ortamda ne yapacaksın? Yani hayır yani bugün sen karşı çıkman iste, çıkacağın şeyi teşhis etmen lazım. Bir Sistemi teşhis etmemişsin. Bak genç bir gazeteci arkadaşına konuşuyorum. O da sizin Emrah Safa gibi Baktım da bir şey değil yoluna girdi. Tamam mı? Devletin kanalları muhalif rolü oynuyor. Ben de biliyorum bunu. O da dedi, dürüst çocuk. Allah Allah. Abi dedi ne yapayım? Ben de çocuğum var bilmem ne. Muhalif rolü oynuyorum ama dedi güzel gidiyor dedi. Ama ben <laughs> bir şey diyeceğim abi <laughs> bu dedi. Bu kadar sen, net abi, abi. <laughs> sen, Evet abi. Abi sen dedi. Yani beni dedi. Onu ben anlama diyorum dedi. Bu sistemi dedi. Deva falan keşfetmemiş. Beni devanın toplantılarına çağırıyorlar dedi. Ya yani dedim şey keşfetse zaten bu olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ya yani sen önce Bugünkü rejimi teşhis edeceksin, tespit edeceksin. Nedir, ne değildir? Anlatabiliyor muyum? Bugünkü devletin kapasitesi nedir? Mes yani bugün mesela çok ilginç bir şey var. Bugün sizin yandaş bildiğiniz yazarlar var. Muharif bildikleriniz var. Yandaş bildikleriniz devlet içi kavgalarda taraf tutmuşsa ve kaybetmişse devlet içi iktidarcı kavga. Mesela devlet onları teker teker kanallardan tasfiye ediyor. Ama gidiyor muhalif birini oraya koyuyor. Çünkü faydalanıyor onda. Bir tane ordu harekat yapıyor. Ordumuz bugün şuraya girdi bilmem ne diye. E zaten. Peki seni da... niye bir yere koymuyorlar mesela? Benim siyasette bir şeyim yok. Artı ben. Şimdi bak. Ben bugün tabii ki. Yani sahtekar. Ben bir kere bugünkü rejimin dört tane ayağı var. Milliyetçilik, muhafazakarlık, Atatürkçülük, İslamcılık. Ben dörde değilim. Sahtekar olman lazım. Yani bunu yapanlar var. Dolu. Bir, bir arkadaşım vardı buna hep şunu derdim. Aa bak inandığın her şeyi yazamayabilirsin Türkiye'de ama inanmadıklarını yazma. Şu an ne o inanmadıysa onları yazıyor. Abi ne yapalım ne başka çare yok. Şimdi herkesin böyle tiyatro oynadığı bir ülke. Türkiye bir maskeli balon. <laughs> medya maskeli balon. <laughs> Siyaset maskeli balodur. Maalesef şu an siyasetçi bir kişidir. Recep Tayyip Erdoğan. İki devlet bahçeli. Peki, Üçüncü son, bir siyasetçi yok. Son sorun bununla ilgili aslında e, ee, mesela seni çağırınca şaşırdı insanlar. Yani hmm. niye konuşmak istiyorsun onunla dediler. Çünkü son 10 yılda bir de kendine böyle bir falyaço imajı çizdim. <laughs> Komedi yani. Komedi yani, yani, o, evet, aslında, çok, o zaman falyaço gurur verici bir Çok iyidir ya. ben de severim. <laughs> Onu niye yapıyorsun? Abi bir kere o kendiliğinden gelişti ve benim için çok da güzel oldu. Yani ben televizyoncu yetenekli, kuvvetli bir adamım. Medya yetenekleri. Bunu şeyde de kullandım mesela biz ters cephede bir program yapmıştık Ümit Özdağ, Ümit Ziyeri, ben şey yanımdaki değişti Mustafa Akgöl geldi Fikri Akgüz geldi ama o programı ben o tasarladım hatta oraya böyle daha böyle dindar bir MHP'li koyacaklardı aman dedi bu benim projeye ters açıkça söyledim Ümit Özdağ lazım çünkü Ümit Özdağ MHP'li olup o günkü blokta CHP MHP bir bloktu en kemalist isim babası 27 Mayısçı falan evet. Yani benim oradaki stratejime o çok uygundu. Ümit Zileli, Ümit Özdağ. Çünkü orada ben diyorum, hep o zaman da ben şunu söylerdim. Ahmet Altan'a da söylerdim, Sinan Çetin'e de. Eğer bu mevcut askeri rejim, Türkiye'deki eski dindarlarla, hatta daha da spesifik edeyim, başörtüsüyle kavga etmeseydi yıkılmazdı. Bu adamlar bu kadar salak ya. Burada da söyleyeyim yani yani, bu çok söylenmiş. Ya iyi de söylenmiş de o hani Basra olduktan sonra kardeşim hani kurmay zekası falan. Celal Şengör diyor diyor bunlar büyük kurmaylar canlarım ayağa kalkarım ararsam falan. Türkiye'nin bilim adamı da bu. Generaller ararsa ayağa kalkarım paşamdı. <laughs> ya bunu Harvard'lı bir avca söyleseler tımarhaneye gönderdiler. Öyle <laughs> Pentagon'dan biri beni ararsa ayağa kalkarım. Celal Şengör'le Ama bir ne? aranızda bir husumet var. Ya abi. yok da abi ya bak Celal Şengör çok dürüst adam. İlber Ortaylı gibi değil. İlber Ortaylı inanmadığı çok şey söylüyor. Celal Şengör inandıklarını söylüyor. O açıdan çok dürüst. Adama 12 Eylül aslanlar gibi savunuyor. Çok kişi onun gibi düşünüyor. Gidiyor Kenan Evre'de şilte gönderiyor. Bak dürüstlüğünü takdir ediyor. 27 Mayıs, 28 Şubat'ı 12 Mart'ı savunuyor adam. Ya kalmadı 12 Mart'ı arasan bulamıyorsun ya. <laughs> adam öyle bir dürüst ki. O açıdan çok dürüst. Zengin çocuğu. Ee, kendini güzel okumuş. Eski modernist. Yani o Celal Şengör'ü dinlediğinizde ki tüm kitapları hemen hemen okudum ben. Hayat hikayesi, falan. Çok iyi tanıyorum Celal Şengör'ü. Hiç bizzat tanışmadım tabii tamam ama. 19. asırdan 20. asırın ortasına kadar olan modern bilimin tarihi ama 19. ikinci sonrası yok. 60'tan sonrası Celal Şengör. Celal Şengör o biliyorsun saniyenin eteğini açtım lafını Amerika'da söyleseydi ne ekranlara çıkması ne, ne durumda. Sen Amerika'yı iyi bilirsin. O modern o modernizmin o dönemi ama ya yani eski ta, kat yalın kat modernizmin tak göster gösteriyor. Ve Celal Şengör Hindistan İngiltere'nin yönetmesi gerektiğini inanıyor. Diyor ki bu Hintliler bana yönetemez. Bunlar ne salak bunlar. Bunları bir şimdi ya bu adam bunu inanan da savunmuyor bugün Türkiye'de. Tamam mı? Ya bu diyor Afrika'da diyor zenciler geldi daha kötü oldu diyor. Bir de bizim baktım Besim Tufuk da geçen söyledi arada vardır o da böyle şeyler. Abi Besim Tufuk çok mert adamdır bu. Kavala için falan yap yapmaya çalıştık. Yani çok içi dışı öyle bir iş adamı yoktur Türkiye'de. Bizim iş adamımız Burjuvazi Kaypak'tır Türkiye'de. Peki iki tane ofansif evet. soru soracağım. İzin var sor, mı? Sor. canım estağfurullah. Şimdi mesela aslında üniversiteyi bitirmemiş birisin. Ama o beni herhalde aptallığımdan değil diye. o aptallığımdan ya, diye olabilir belki aptallığımdan. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> ama şey olmadı mı Hiç. Yani ulan bu kadar ben yazılar yazıyorum ya da sen yazıyorsun Doğru. oğlum sen kimsin demediler mi hiç? Şöyle bak bir kere aslında bu dünyada da öyledir. Senin yazının kalitesi, pirikimin yüksekse mesela klas bir adam bunu söylemez. Düşünmez. Çünkü oraya ya kimse tamam, der mi? Ama Türk medyasında bu yapılabilir mi? Yok şöyle. Abi, aslında bir yerde başarı kazandıktan sonra ya, bilge istesen lise mevzusuna bir kişi gördüm. Steve Jobs'a sen diye bitirmedin. Peki sen kendin öyle bir eksiklik hissettin. Hayır çünkü abi ben lise 2'de, lise 3'te birçok doçentten yüksek seviyedeyim. Yani Ama görüyordum yani. Ve bu bir bende handikap yaratıyor. Sıkıntı yaratıyor. Abi yani kendimi tuhaf hissediyorum. Çünkü bakıyordum. Sana Türk Akademisi'ni sosyal bilimler çok kaliteli bir insan modeli değildir. Yani <gülüyor> 2002'de <gülüyor> 2002'de ben şu işte Sinan tanıştığımda oydu zaten. Yani Ulan diyorlar. Oradakiler şaşırıyordu. Çünkü ben organik bir şekilde birikim elde etmiş bir adamım. Yani ben bilmem ne olayım falan filan dedi. Kendiliğinden. Merak orta okuldan itibaren. Merak ettik. Peki yanılma ihtimalini hiç bırakıyor musun? Ya yanılı, çok konuda yanıldım zaten. Yanılma değil. Yani çünkü sen yani gençliğin mesela Bütün analizin yanlış olamaz mı? Bugünkülerin hepsi doğru. Bak, analizlerimde ben yanılmadım. Mücadelemde yenildim. Şöyle yenildim. Fikirlerim yenildi. Yani ben kendimi yani bireysel olarak değil bireysel olarak ben çok popüler bir adamım. Yani 3 sene ekranda değilken bile bir bok her yerde bende resim çekiyordu gençler. Yani öyle bir e, nagen diyordu ki ya sendeki nasıl bir şöhret arkadaş ben her gün ekrana çıkıyorum. Sen hiçbir yere çıkmıyorsun senle çekiliyorlar. Çünkü o şey bir iş yani beyaz futbol Türk televizyon tane geçmiş bir iş. Seven sevmeyen kabul etmek zorunda. 13 senedir kemiksiz giden bir program gösterir. Ve her hafta kendi alanında birinci her hafta YouTube'da trendde böyle bir olay. Dolayısıyla hani bireysel baktığımda bir de o olay bende tabii finansal okur yazarlarımda çok arttırdı. Çünkü kendi başıma kaldım. Dünyanın o finansal düzenini daha iyi analiz edip daha da bir e, yatırımlarımı ona göre yaptım falan. Ama baktığımda özgürlükçü fikirler Türkiye'de, liberal fikirler, demokratik fikirler yenildi. Bunun netiydi. Bu nasıl oldu? Seninle konuştuk belli. Abi. Bir programa sığmaz bu. Evet. Ama e, esas dediğim esas 8 Haziran günü iş bitmişti. 8 Haziran günü başka bir dönem başladı ve bu dönem belki izleyenlerin çoğu nefret ediyordur. Ama Devlet Bahçeli çok büyük bir siyasetçi oldu. Kanıtladı. Kanıtladı. 8 senedir partisini iktidarın göbeğine koydu. Çok etkili o oyla çok etkili oldu. Kürtler onu Kürtlü. Tabii daha kolay onun iddialarının zaten Türk olduğu için, Türk devletinin içinde ama yani Kürtler çok büyük bir fırsat kaçırdı maalesef kendi açılarından. Ve ondan sonra da Türkiye dediğim gibi bu dörtlü koalisyona geldi ama problem hala şu. Bu dörtlü koalisyonun hala içinde muhalefet olabileceği, ya Davutoğlu da muhalif olamaz. Zeyd Yamaçübe'nin o partide işi yoktu. Yani onlara da üzülüyorum. Ha. orada beda benim kabahati var. Etki ve Akçı danışmanı oldu. Ben yaşasın diye yazılar yazdım. Ali Bayramoğlu ile konuştuk dedi. Bak doğru değil dedi. Bir buçuk saat konuştuk. Yani olmaması lazım falan. En iyi arkadaşıydı. Haklı çıktı. Yani Ali Bayramoğlu yine Türk aydınları için teşhisleri en düzgün adamdır. Yani. iki konu var sizin hakkında sizin hakkınızda Nagihan'la çok söylenen onları da sormasak olmaz bir bu yalı meselesi var bir yalı, yani yalı meselesi? değil işte o Çengelköy'de bir ev İşte bahsettiğimiz ev 5 milyon, milyon dolar oldu söyledi. Değil ya, uydurmuş da. Onu zaman oda TV uydurdu, öyle kaldı. Vallahi 5 milyon dolar verene anında veririm ya. Yani. Yedi diyor değil. O da ben aptal değilim. Fena para değil. <laughs> para değil para. Bir de çocuklarınızın adını niye? Şöyle, o tamamen getay Berdoğan diyorsun. Evet. O tamamen geldiğinden gelişti ve yani o bir kere bak. Şimdi... Şöyle... Bunun kendi kendine gelişmesini düşük görüyorum. <laughs> hayır hayır kendi kendine gelişti. Anlatayım <laughs> abi sana. Şey, bir çocuğu olan bir sürü insan biliyorum. Hiç öyle Ama abi kendi kendine gelişti. Şöyle daha doğrusu. Ben bunu biraz anlattım galiba. Da sana daha detaylı anlatayım. ilk olsun. Şimdi Nagan uçakta. Karnı burnunda. Ee, ne olacak diyor. Nagan'ın kız olacak diyor. Tayyip Bey geliyor. Nedir diyor. Cinsiyeti belli oldu mu diyor. Ee, Nagan'ın kız olacak diyor. Ben diyor Ayşe Betül ismini çok severim. Tayyip Erdoğan. Herkese duyuyor. Ondan sonra Ergen geldi. Ya böyle böyle bir şey oldu. Emir telakki ettik. Diyorsun. Dur. Ayşe Betül ismini çok severim dedi. Sonra bizim ikiz kızlarımız oldu. Ergen dedi, ikiye bölelim. Ayşe ve Betül. Biz istediğimiz isimlere biz koyalım. Ayşe, Ela, Betül, Yasemin. Tamam. Ama o dönem unutma. Yani Tayyip Erdoğan'ın gerçek bizim çocukların doğduğu dönem tüm dünyada da Tayyip Erdoğan'ın herkes evet, tarafından alkışlandığı her yerde örnek gösterilen dönem. Eğer Tayyip Bey Allah bir ki o zaman vefat etseydi bugün Amerika'da, İngiltere'de heykelleri olurdu. Bakın bu adam Türkiye'yi tam özgürlükçü demokrasiye geçiriyordu vefat etti. Şimdi bambaşka bir maç. Yani bazı şeyleri belli mesela Mustafa Kemal Paşa 1975'e kadar yaşasaydı ne olurdu? Belki Franco gibi anılacaktı o aslında erken ölmesi Mustafa Kemal Paşa iyi olmuştur bu açıdan. Yani bilemiyorsun ne oldu? Bilemiyoruz da bilemiyoruz tabii. Türkçülere kalsa 75'e kadar e şimdi şey Türkiye derli, uçar Atatürk falan. öldü iyi oldu diyecekler. Hayır abi. değil ama bir dakika. 75'e kadar yaşasa ne olurdu? Çünkü ne olacaktı? Evet. Ya İsmet Paşa ben mesela Türkiye'de İsmet Paşa çok haksızlık oldu karar diyeyim ya. Evet. Çok haksızlık çocuklara, var kardeşim orada. Çocuklara, çocuklara. Ha, çocuklara. Orada onu deyince ben biz de öyle yaptık. Çünkü dediğim gibi e, yani benim için hala bak şu an siyasette aktif değil. En son 2017'de Tarabya'da Tayyip Bey'le görüştüm. Baş başa. Sonra bir daha görmedim. Ama gazeteci başbakanla ne ne görüyorsun? Başbakan değil ya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı. Ne görüşüyorsunuz? Ya görüşürsünüz herkes herkesle görüşür yani bir şey değil. Ben, ben, ben de, gazeteci değilim. Bak ben, <laughs> ayrı bir şey. Ya abi, ben ya <laughs> <siz>, görüşme beni <laughs> ama tarıyor. Yani sizin o kanlı şeyler için olmamanız lazım. <laughs> Peki. Yani anladın mı? Doğru yani. Ben mesela şu an hiç kimseyle ne görüşüyorum. Ne, önemli mi? Yani çünkü o sana bir özgürlük veriyor. Ama benim için hala ne olursa olsun ya bu şuna benziyor yani. Şimdi Hasan Cemal bayağı anti iddiatçı bir adamdır Hasan Cemal yani. Ama Cemal Paşa'yı sever ya. E, 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 dedesi <laughs> yani anladın <laughs> mı? Şimdi ben 81 doğumluyum. Tayyip Erdoğan 54'lü. 27 yaşında ilk tanıştık. Oğuz'un baba canlı vesaire böyle bir. Ve ben hiçbir zaman sayın Cumhurbaşkanı olmadı. Anlatabiliyor muyum? İlk tanıdığımda bile... Hatta hemen şöyle şöyle yapmışım. Herkes şaşırdıydı. Ne yapıyorsun? Kadın lan sen falan filan diye gibilerden. bacak bacak üstüne atıyordum. Oğlan, yani Türkiye'de bu tabas kültürü vardır tabii. Orada ben şimdi komik tarafı anlatayım size biraz güldüreyim. Bu isim koyduk. iki Ayşe ile Betül Yasin. Çocuklar doğdu. Tayyip Erdoğan beni aradı. Açtım telefonu. Yani verdiler bağladılar. İşte açtım telefonu. Lan dedi sen dedi perakendeci değil toptancıymışsın dedi. İki, 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 i̇kiz olmuş benim isimleri ikiye bölüştürmüşsün dedi. Ay ben de öyle yaptık diye ve espri yaptım. Sen dedi toptancıymışsın dedi perakendeci değilmişsin. mi şimdi ikiz doğuça. Böyle bir espri bir şey oldu. Ya yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı, Tayyip Erdoğan fenomenini konuşalım. Adnan Menderes, Turgut Özal, Tayyip Erdoğan dedi. Bu laf şu an palavra. Tayyip Erdoğan tarihsel bir şahsiyettir. Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Turgut Özal, Süleyman Demirel, İsmet Paşa değildir. Sultan Hamit, Kemal Paşa yani Mustafa Kemal Atatürk ve Tayyip Erdoğan. TÜTÜRGEN'in 150 yılını belirlemiş 3 üç adamdır. Üçünü seversin sevmezsin. Peki bir şey soracağım. Ama böyledir yani. Son bir şey soracağım. Bu önemli bir soru. Buna dürüst cevap ver. Güçlünün yanında olmak. Hepsi, Hepsine dürüst evet, cevap ver. verdim. Sence vermedin mi? Sana evet. ben soruyorum. Onun için soruyorum. Evet. Güçlünün yanında olmak ayıp değil mi? Ben güçlünün yanında o bak doğru değil. Ben girdiğim yapıyla beraber gücün kendisi oldum. Ben yandaş olmadım. Ben gücün kendisi oldum. Yani Bu da ben, ayıp ben, çok ayıp ya gücün kendisi. Sen bir hedefin vardır. Girersin. Generalleri yıkacağım. Evet yanlıştır sadece olabilir. Askeri vesayetin yıkılacak. Yani... O yıkılınca zaten çok güçlü oluyorsun. Bak ilk beni Rehavutlar paper götürdü. Abi milletin böyle bir bakışı var. Hani şimdi işte refret ediyor. E kardeşim niye yal yalakalık yaptınız bana? İşimiz var <laughs> <o> çıklarım ha. <laughs> Çünkü öyledir. Aa hayranım. Çünkü şöyle bakın, Ulan dedi 28 yaşında bir adam olarak bu siyahi adamı mı bilmem ne mi. E evet, onlar zaten bizde burjuvazi hep güçlünün yanında. Şimdi güç Amerika siyahi. O zaman bir de hep öyle düşünüyoruz. <laughs> ama <gülüyor> bir gazetecinin <laughs> görevi güçlünün ya, yanında olmak. Ha, güçlünün ya, güç, onlar güç benim yanımda oluyordu. Anladın Yani, Sen mı? yani o uçakta olmak. Uçakta falan olmadım be. Hiç hayatımda ha, uçağa mi? binmedim. Ha, Nagihan, Nagihan gitti. Nagihan gazetecidir. Ben hiçbir zaman 29 Ekim ben külliyeye gitmedim. Hatta bir gittiğinde Nagen Atay Erdoğan demiş ki seninki demiş hiç gelmiyor. Hep seni gönderiyor. Farkında olmadığımı zannetmesin de. Peki eşinin öyle olması doğru mu? O gazeteç. Onu onunla konuşur. Yani o Nagihan Alçı ayrı bir keştir. Yok sana prensip Ama Nagihan bir kere yani gazeteci o bir kere gazetecidir, habercidir. Selenski'ye de gider konuşur. Pilmen Ama embedit oluyor ya yani sanki içinde. Ya işte o onları gazetecilerle yani benim kendi dünyamda. Ya sen kendi gazetecileri. Hiçbir zaman görmedim. Ben köşe yazarıydım, yorumcu oldum ve evet bir binevi e, medya siyasi aktivist gibi oldum. Her iki süreçte de. Zaten e, yani Ali Koç da orada. Ali Koç sonra Ali Bahram olduyla konuştuk dedik. O seni tamamen bir siyasi aktör gibi gördü dedi. Doğru söyledim. Bunu da söyledim insanlar. E, zaten sen siyasi aktörsün dediler kardeşim. Yani ben o kadar değil görmüyorum belki ama baktığında öyle algılandı. İşte o paşanın dediği gibi bizi sen içeri tıktın lafı gibi. Ben değildim. Ama orada çok ön planda olmam onu yarattı. Şeyde de öyle. Gülenis vesayetin bitiminde de öyle. Yani ben kafaya koyduğunu yapan bir adam. Ve oraya girdim ama ben bugün eğer öyle bakarsan Kerç ben bugün Bak. Ben ekranlara çıkamıyordum. Bir 3 Mayıs'ta bir deneyelim diye çıkarttık. Onda stüdyo aman abi stüdyoya gelme sen dışarıdan gir. Çokluyalım. anında millet çıldırıyor. o gelmesin bu bilmem ne falan. başta Kemalistler. hiçbir şey de demiyorum bu tepkilere de. Çıktım. Devlet Bahçeli yayına aradı. Benim dünya görüşüme tamamen zıt bir insan. Devlet Bahçeli yayına aradı. Dedi ki Rasim Ozan'ı ekrandan görmekten çok mutlu oldum... Bizim Türk Akıncı çok oldu falan okudu. Ben de şaşırdım falan. O gün de şeydi ama tabii. 3 Mayıs'ta dedi, o günde tabutluklar bu MHP'lilere zamanında işkence. Ben onu söyleyince denk geldi. Tere soru sonra beni aradı. Benle konuştu. Ben de bunu yazdım. Şimdi ben bu iyiliğini unutmam. Ama işte o büyük siyasetçi oldu. Tamam Yani baktığında peki ben sonra bir, bir konu oldu. Ee, bu bir amiraller bildiri yayınlamıştı. Türk milletine sesleniyoruz falan. Orada Devlet Bahçe müthiş bir çıkış yapmıştı. Ben onu öven tweetler attım. Ya Devlet Bey müthiş yaptı diye. Hemen Devlet Bahçe beni yine aradı mesela. Orada yine konuştuk. Siz mi Ama, siz, siz mit misiniz Rasim? E, yani bir şey sonra cevap <laughs> vereyim. Ama bak ben bugün şimdi Devlet Bey'in de bu şeyi olmuş. Bana bu ilgisi olmuş. Türk milliyetçiliği yapmasını ya yıkarım ortalığı yani sahtekar olsam yıkarım ortalığı. İnletirim. İnletirim ortalığı. Ya böyle hazır ola geçer insanlar. Türkiye'de şu an bunu yani benim o spin doctor kapasitem yüksektir. Bunu herkes bilir. Nefret eden de bilir ya. Ben bunu spin doktorluk yaptığımı da hep söyledim. Ama bu ben ya bir şey söyleyeyim. Sahtekarlık olur. Yani ben bugün yapsam Tayyip Erdoğan'a güler. Ulan inanmadıklarını sallıyorsun diyor. ...ama hoşuna da gider... Ya, ...işime yarıyor der... ...bugün işte versan şafa işine yaradı... Ya ...işine yarayanı... ...Kayıb ...devlet bahçe. ...devlet de sever... ...numaradan bir muhalefet yapmasına izin verirler... ...tamam... ...sonra bir telefon gelir... İşte ...senin dediğin MIT'ten diyelim... Aa, bir telefon geldi mi... ...arkadaşlar... <laughs> ...ne emir varsa yaparlar... MIT'ten telefon geldi mi size? Yok ya... ...ya şöyle benim... ...tabii o kurumda olan... ...arkadaşlarım oldu... O, ...hala da var... Çünkü o dönem bir mücadele verdik. 2012'de, 2013'te. 2014, 15, 16 ve mücidi bir mücadele verildi. Ee, Hakan Bey'in iki oğlunu Halit'i, Salih'i tanırım. Çok da küçüklerdi ben tanıdığımda. Ve Hakan filan Dışişleri dışları bakan olarak da çok başarılı. Ee, çözüm sürecinde de bence Türkiye çok büyük iyilik yapmaya çalıştı. Başaramadı. Ya olmadı. Bahsettim size. Fakat şu kesin yani benim şu an hiçbir şeyimde devletle, siyasetle falan filan bir ilgim yok. Bir alakam yok. Türkiye'de zaten bir rekabetçi siyasi ortam olduğunu düşünmüyorum. İnsanların ama bu kadar insan nasıl kendini kandırıyor? İşte o devletin verişimin başarısı. Bırak yani Atatürkçüleri falan değil ya. En solcular, en liberaller kendini kandırıyor. Yıkacağız bu düzeni falan. Halbuki şunu demen lazım. Arkadaş durum bu. Bunu demiyorlar. Bilerek de demiyor önemli bir kısmı. Yolunda herkes. Herkesin bir iktidar alanı var. Tamam mı? Bunu mesela Flu TV bu kavgaların dışında olucu ben sizi seviyorum. Bu numaradan bir sürü kanal var. Muhalefeti tatmin ediyor. Tamam mı? Yani biz de şeyi destekledik. Altılı Masayı destekledik. Ya desteklersin. Ona tabii ki şeyin vardır. Sizin Emrah Safa Gürkan sen. Neydi bir de harika çocuk. Çocuk arkadaşlar. Ha, mı? yalın altın ha. E bir yayınınız vardı sonra baktım o yayından kaldırıldı. Görüntüsü kötüydü onu çıkardık. Herhalde bir kaldı. Şimdi şey Evra istemedi. Ha evet. yok. <laughs> 23 Haziran 2019 yayın. <laughs> Ama kaldırılmazdı şüpheli. yok valla sesi kötüydü. Yok. Ondan yok. mı kaldırdı gerçekten? Yayınlayacak mısın bunu? Tabii ki. Evet. <laughs> evet. Ha, hayır yani hiçbir şeyim yok. Hiçbir, yani tabii ki destekleyeceksin. Ama burada bir olan şey şuydu. Yani ayrıca bir konuşalım uzatmayalım dediğin gibi. Yani o süreci. Altılı Masa, Kılıçdaroğlu, o süreç. Gerçekten kazanabilir miydi? O muydu? Bu muydu? Şu muydu? Onlara ayrıca konuşulabilir. Zaten geçip gittiği için artık bir tarihi vaka olarak kaldı. Evet. Bugün gerçekten benden daha az sevilen bir insan. <gülüyor> <gülüyor> ama şey de yani. Sizin çevrede diyelim. Ama bir şey diyeceğim. Bu arkadaşların beni sevmesini istemiyor. Ben annem babamdan çok sevgi gördüm. Kimsenin sevgisini istemiyorum. Sevgiye muhtaç olan adam ezik adam. Ama desinler ki bu heriften sevmiyoruz ama bu bir şeyler söylüyor. Bak, ben de onun için çağırdım. Bak, bu bir şeyler söylüyor. bir şeyler söylüyor. söylüyor, gördüğünüz gibi. Bu bir şey, bir tespitler yapıyor bu herif. Bu puşt. Tamam, desinler ya, küfresinler bana ben rahatsız olmam ya. Yani. Umurumda değil. Bir şeyler diyor bu adam. Anladım, hani bir şeyler vardı Ali krallığında, tamam mı? Bir baksınlar. Ben gerçekten kaç defa düşündüm, onu söyledim, bir sahte muhalif karakter yaratayım. ya. Bunlara bir can vereyim ya. Ya bunların hali nedir? Evet arkadaşlar bugün Ay'daki Adam'da çok özel bir konum vardı hakikaten. Dünyanın en <laughs> kötü insanı olduğunu iddia eden bendeniz ama benden daha kötü olan Rasim şey, Ozan Kitaylı. Halkın sevgilisi olarak. Bence yani şeye katılıyorum. Herkesi dinleyebiliriz. Herkesle konuşabiliriz. O açıdan da takdir ettim seni. Yani e, bir sürü ofansif olabilecek şeyler de sordu. Hiçbir e, şey olmaz. Hı -hı. Olur, tabii de. Arkadaş değiliz. Sen dediğime bakmayın. Yeni tanıştık. Tabii ki yeni tanıştık. Ya. Ama evet. yani şey yapma. İlk elinize gelmeyiz. Ya, <laughs> ya abi devam, bak. Bağırın çağırın da. bir bakın bir düşünün ya. Bakalım ne diyorsun? Yani ben üzülüyorum. Yani acaba sizi kölelikten kurtarabilecek bir adamın mı düşmanısınız? Bir düşünün İddialı ya. bir çıkış. Kölelikten kurtarabilecek bir adamın mı düşmanısınız? Diye bir düşün. Çok ha? teşekkür ediyoruz. Sağ ol teşekkür ederim. Aydaki Adam devam edecek. Görüşmek üzere.